günlerden Çarşamba, bugün 25 Kasım. Kasım ayının da artık sonuna yaklaşıyoruz ve bugün de ben maskeyle açıyorum yayını. Artık hani birazcık da olsa duyarlılığı arttıralım, tedbirlerimizi ve hani direncimizi dik tutalım istiyoruz ve uyarılarımızı da arttırarak sürdüreceğiz. Bugün dediğimiz gibi Çarşamba, dünden bugüne siyaset çok şey değişti. Gündem çok hızlandı, aniden. Sevgili Metehan Demir bu sabah bizimle birlikte, günaydın, hoş günaydın geldin. Günaydın abi, teşekkür ederim. Estağfurullah. Sevgili Cem Toker bizimle birlikte, hoş geldiniz efendim. Günaydın, hoş bulduk. Hem Amerika'yı hem Türkiye'yi konuşacağımız çok konu var. Salgın dalgası yükseliyor, piyasalar siyasete endekslendi. İlerleyen dakikalarda sevgili Rahmi İncekara Skype'la bizimle birlikte olacak ve Sayın Pendevi Palandöken'e de soracağız. Şimdi kapanıyoruz, kısmi kapanıyoruz. Bugün bilim kurulu toplantısı var, muhtemelen tamamen kapanma ya da gene hafta sonu kapanması gelebilir. Kararlar bekleniyor. AK Parti grubu da var. Sayın Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'le görüşü. Siyaset çok hızlandı. Dış politika da hareketli. Gemiye yapılan müdahale sonrası neler oluyor, ne konuşuluyor? Hepsine bakacağız. Azerbaycan ordusu Kelbecer'e giriyor. Bir zafer hikayesi daha. Hava soğuk, siyaset çizecek. Ama biz önce virüs turuyla başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 112.672'ye çıktı. 7.381 kişi daha koronavirüse yakalandı. Toplam hasta sayısı 460.916'ya yükseldi. 3.678 kişi hastalığı yenerek iyileşti. İyileşenlerin toplam sayısı 381.569 oldu. Ağır hasta sayısı 4.543 olarak açıklandı. Hastalarda zatüre oranı %3,4. 24 saatte 162.231 test yapıldı. Toplam test sayısı ise 17.568.973'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun uyarısında bulundu. Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun. Sıkı tedbirler uygulandı. Tepkilere rağmen kısıtlamalar kalkmadı. Sonuç herkesi sevindirdi. Avustralya'da koronadan en fazla can kaybının yaşandığı başkent Melbourne'de son hasta da taburcu edildi. 9 ay sonra kentteki vaka sayısı sıfırlandı. Melbourne'de yurt dışından dönenlerin karantina kurallarını ihlal etmesi nedeniyle vaka sayıları artmıştı. Bunun üzerine felaket durumu ilan edildi. Şehirde gece sokağa çıkmak yasaklandı. Temel ihtiyaç malzemesi satan dükkanların haricindeki tüm iş yerleri kapatıldı. Yasaklara karşı yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlendi. İstifa çağrıları yükseldi. Ancak yönetim ısrarla tedbirleri sürdürdü. Karşılığını vaka sayısının sıfıra düşmesiyle aldı. Melbourne'de son 24 gündür yeni vakaya rastlanmadı. Tüm iş yerleri, spor salonları, havuzlar, sinemalar ve ibadethaneler yeniden açıldı. Alışveriş merkezleri ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve laüsel açıklamalarını itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. MHP lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle eleştirdi. Bütün tedbirleri almış durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem dedi. Arkadaşlar, elimizde bir genelge var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, tek derdinin sürecin şeffaflıkla yönetilmesi olduğunu anlattı.
Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem. Süreci paylaşırım açıklamasını yaptı. Hesap soracaklarsa ben buradayım. Türk çift dünyaya umut oldu. Amerika'da da aşı deneylerine başladık. Amerika Birleşik Devletleri 10 Aralık'ı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar basın toplantısı düzenledi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci çiftinin geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, her şey yolunda giderse 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayacaklarını duyurdu. Dediğimiz gibi bugün bilim kurulu toplanıyor. Yine bir dizi tavsiye kararı var. Dün sayın hocalarımız bana bizim yayınımızda ufak tefek ipuçları da verdiler. Mesela ibadet yerlerinin bir süre için tekrar kapatılmasını talep edebilir bilim kurulu. Uyar mı bilmiyoruz tabii ama Cem Bey ne diyorsunuz? Dünya bundan yavaş yavaş artık kış geldi biraz da kapanacak. İşte Amerika'da zaten hani Şükran Günü, Avrupa'da Noel dönemi. Normalde çok alışverişin yapıldığı, ekonomi çok canlandığı dönemdir ama bu sefer galiba soğutarak geçirecekler. Evet, 2020 3. Dünya Savaşı yılı oldu bütün dünyada. Yani dünya savaşı bu. İşte seyahat kısıtlamaları, iş yerlerinin kapanması, sokağa çıkma yasakları. Yani bir savaştan farkı yok. Sadece düşman görünmüyor. Gözle görünmeyen düşman. Ve savaşlarda ne oluyorsa o oldu ekonomilerde de. Ekonomiler küçüldü, devlete daha çok görev düştü. Gelişmiş ülkeler, rezerv paraya sahip olan ülkeler piyasaları paraya boğdu. Yani aşıyı yine özel sektör buldu, piyasaya sürecek. Devlet, kamu, özel sektör işbirliğiyle dünya tarihinde en çabuk bulunan ve piyasaya sürülecek aşı olacak. Normalde 3-4 sene sürüyor bunun tabii denemeleri falan. Çok pahalı bir süreç. Ama çaresizlikten bu aşı piyasaya sürülüyor. Bunun yani herkes gibi etkileri oldu. Dünya ekonomisi %3 küçülmüş ki 1930'dan beri böyle bir şey yok. Evet, yani neredeyse son 100 yılın en büyük ekonomik buhranını getirdi bu korona savaşı, dünya savaşı. Biz de bundan payımızı aldık. Turizm gelirlerimiz düştü. İşte ihracatı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi devletler, hükümetler, kamu sağlığı güvenliğiyle ekonomik dengeleri bir şeyde tutmaya çalıştılar. Önce bazı tedbirleri denediler, sonra bırakmak zorunda kaldılar. Sonra baktılar yine hep bu terazide bakıyorlar işte ölüm sayıları, vaka sayıları, salgının yayılma hızına bakarak ona göre ekonomik tedbirlerini de ona göre ayarlıyorlar. Yani Türkiye'de bunun gereğini yapacak. Ha ne oldu? Tek fark gelişmiş batıyla. Üçüncü dünya ülkeleri arasında rakamların kamuoyundan saklanması, şeffaflık olmaması, vaka ve ölüm kelime oyunlarıyla, katakullilerle, yok işte vakaydı da hasta sayısıydı da şuydu da buydu da diyerek yani toplumu yanlış bilgilendirip yanlış yönlendirme, rehavete sevk etme. Durumu etkisi olmuş mudur? Efendim? Yani rakamların vatandaşın hareketine etkisi olmuş. Onu gördük zaten her vatandaş işte rakamları izliyor. Yani hükümet sözcülerinin bilhassa Sağlık Bakanı'nın önce pandeminin başlangıcında muhalefette bile yarattığı bir olumlu imaj vardı. Ya bu adam harbi, güler yüzlü, herkesin sorusunu yanıtlayan, güvenilir bir adam imajı yarattı. Ama ondan sonra ortaya çıktı ki bunda da İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarının defin sayılarından yola çıkarak Sağlık Bakanlığı'nın doğru rakamlar vermediği ortaya çıkınca 15-17'lere düşen günlük ölüm sayısı önce 60-70'lere çıktı. Ondan sonra İmamoğlu biraz daha konuştu. Ben gece uyuyamam bunları
söylemezsem dedikten sonra da yüzlerin üstüne çıkmaya başladı rakamlar. Dolayısıyla burada yani büyük bir suç var. Eğer kamu sağlığı yüzünden ne bileyim tavuk döneri satan adamı alıp içeri şey yapıyorsanız, cezalandırıyorsanız bundan bir yani böylesine bir pandemide topluma yalan söylemenin, farklı rakamlar vermenin, gerçeği saklamanın emir nereden gelirse gelsin bir cezası olmalı. Bence Sağlık Bakanı'nın yanına kalmamalı bu yaptıkları diye düşünüyorum. O kadar yani bu yüce divansa yüce divan, hiç olmazsa ben muhalefette evet bu kabul edilebilir bir şey değil. Örneğiyle konuşuyorum. Yani milyonların sağlığını ilgilendiren bir konuda bakın Batı ülkelerinde bir siyasetçi özel hayatıyla ilgili bile bir yalan söylediği zaman yargı önüne çıkıyor ve onun hesabını veriyorsa Türkiye'de 10 milyonların sağlığını ilgilendiren bir konuda toplumdan gerçekleri kelime oyunlarıyla saklamanın siyasi ve hukuki bir yaptırımı olması gerekir diye düşünüyorum. Mete Hanım'a da soracağım ama dün Sayın Hulusi Akar önemli, biz birkaç programımızda dile getirmiştik. Özellikle denizciler aylardır biraz da salgın nedeniyle gemilerdeler. Karaya gelemiyorlar, hatta yazlık kıyafetleriyle gittiklerini söyledi aileleri. Sayın Akar'ın bir açıklaması var, sesinde de var sosyal medya hesabına bakarsanız. TSK'nın yedeği yok diyor. Birliklerde salgının yayılması durumunda bunun telafisi mümkün olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedeği yok. Gemilerimizin, uçaklarımızın, tugaylarımızın yedeği yok. Onun için çok dikkatli davranıyoruz. Subaylarımızın yedeği yok dediğini duydum ben. Hakikaten en dikkat etmesi gereken yer orası gibi gözüküyor. Başta da çok dikkatliydi. Tuba, bence Sayın Bakan cümleyi şöyle devam ettirmeydi. Gerçekten TSK'nın gemilerin, uçakların, tugayların, askerlerin yedeği yok. Ve ihtiyaç her zamankinden 5 kat daha fazla. Fazla değil. Yani normal o pandemi olmayan zamanlardan da 5 kat daha fazla. Yani Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, iç güvenlik harekatından Ermenistan-Azerbaycan'la ilgili alınan tedbirlere kadar. Türkiye'nin 12 dış noktadaki üslerinin devamlılığı açısından, hepsini üstlemeyelim. Hani bazı yerlerde askeri varlık olarak 30-50 askerin olduğu yerler de var ama sonuç olarak her zamankinden 5-6 kat daha fazla. Hakikaten şeysiz gidiyorlar yani hiç. En ufak bir gün veya şey. Mesai mevhumu yok. Yani zaten öyle derler ya, devlette polisin, askerin fazla mesai aldığı bir durum olsa Türkiye'nin en yüksek maaşlarına değil mi Cem Bey? Polis ve asker alır yani. Onlar da diğer meslek, atladığı meslek grupları da beni affetsin ama lafın gelişi olduğu için söylüyorum. Çok büyük bir fedakarlık yapıyor hepsi. Hepsi öyle. Devlet memurları konusunda... Sağlık personeli aynı şekilde. Cem Bey farklı düşünüyor ama sağlık personeli... Onlar tabii hakikaten artık şey... Onlar savaş ya, diyor ya... Onlar ayrı bir cephe. Benim personelle sorunum yok. Onların yüksek maaş almasıyla ilgili sorunum yok. Sorunumuz olmadığını biliyorum. Benim gereksiz milyonlarca... Var, o da var hakikaten ama şey bekliyor. Arpalık lafını ben atmadım piyasaya. Türk toplumu biliyor ne olduğunu ve o toplumda kullanılıyorsa o gerçektir. Arpalık. Siyasete gelirim gene ama şey bekliyor musunuz? Ankara'da iş dünyasıyla temastasın siyasetle. Bir, hani sert bir kapanma İstanbul için veya seyahat yasağı. Ya ben bir şey şunu özellikle söyleyeyim. Aslında bu kapanma Avrupa'nın o ilk hani o lockdown dedikleri zamandaki gibiydi. Ben hani ilk ön taslağına biraz vakıf olmuştum. Her gece saat 21 veya 22 sabah 05 itibariyle ilk uygulama Türkiye'de öyle düşünülüyordu. Yani çok net de gelmişti hatta detayları ama daha sonra o bir hafta sonuyla sınırlandırıldı. Başlıyor. Hafta içi çıkarıldı. Aslında hafta içi de vardı öyle bir şey. Fakat sonra onun hani çok mantıklı olup olmadığı tartışılmış. Gerçekten de tartışılır. O hale geldi. Bunun ben minimum 2 ila 4 hafta devam edeceğini duymuştum en son. Yani bu hafta da devam edecek. Zaten tablo giderek dramatik bir hale geliyor biliyorsun. Ya yani etrafında çember giderek daralıyor fark ediyorsan. Çok fazla yani telefonu kaldırdığım 3 kişiden neredeyse bir tanesi şey olmaya başladı benim artık Covid. O nedenle devam eder. Daha ağır kısıtlamalar işte bu şeyler işte adım adım bunlar gelecek. Yani hafta sonu full kapanma. Gibi adım adım şeyleri kapatma. Var onlar. Eski sisteme dönülecek fakat şeyleri sonuna kadar kapatmama
yönünde bir ben tavır niyet gördüm. Evet, niyet. Hafta içi. Fabrikaların, üretimin ve sanayinin devamlılığı açısından. Çünkü orada çok büyük darbe yendi. Ona devam etmek istiyorlar. Bunu gördüm. Ben yalnız bir konuda hani hükümeti eleştiririm ama kredi de vermem lazım. Tabii. Bir konuda. O ne zinciri denir ona? Tedarik. Tedarik zincirini koparmadılar. Doğru. Yani bu başarıdır. Hani hatırlayın, millet ilk gün kolonyalara, makarnalara, işte hatta haber oldu. Makarna, bir paket makarna 15 lira oldu falan filan ama ertesi gün marketler 1,5-2 liralık makarnayla yeniden doldu. Yeniden toplandı, yeniden doldu. Yani bu da tedarik zincirinin kopmaması hükümetin bir başarısıdır. Doğru. Yurt dışından kaynaklı ben iki rakam vereyim ki Türkiye'de bizi ne bek, çünkü burada siyasetçiler aman kötü haber verirsem oy kaybederim. Orta Doğu zihniyetinde gittikleri için. Mart 2020'de pandeminin en başlangıcı ve yayılma hızı, Avrupa'nın tedbirleri başlandığında Merkel nüfusumuzun %60-70'i bu virüsü kapacak dedi. Şimdi beyefendinin söylediği gibi hani çember daralıyor. Bunlar onu 8 ay önce söylediler. 60-70 demek Almanya'dan 80 milyon nüfusu demek 7-8-56 50-55 milyon insan bu virüsü kapacak. Fauci ne dedi? Senato'da komiteye ifade verirken yine Mart ayında nüfus 330 milyon dedi. Bunun en iyi ihtimalle ilaç milaç bulunmadığı takdirde yarısı virüsü kapsa dedi 165 milyon. Bunun ölüm oranı %1 olsa 1 milyon 650 kişinin ölümünden bahsediyoruz dedi ki şu anda Amerika 250 bin ölümü geçti. Yani bu rakamlar, Amerika bunu söylüyorsa, Almanya bunu söylüyorsa Türkiye'nin bir muafiyeti yok bu virüsten. Bir. İkincisi, dışarıyla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yatacak yeri yok. Bence çünkü de. Hatırlayın, onun için çekildi Trump oradan ve kesti 450 milyon dolarlık katkısını Dünya Sağlık Örgütü'ne Amerika'nın. Pandeminin başında hatırlayın, bu maske hiçbir işe yaramaz. Hatta videolar vardı, öksürüyorsun da bak zerrecik çıkıyor da şu da bu da diyerekten. Halbuki pandeminin ilk döneminde bu maske işine önem verilseydi, araştırılsaydı Dünya Sağlık Örgütü görevi sorumluluğu olduğu şekilde, belki bu yayılma hızı bu kadar güçlü olmayacaktı. İkinci yatacak yeri olmayan ve hesap vermesi gereken yer Çin. Bu pandemi nasıl oldu da 1,5 milyarlık Çin'de yayılmadı ama Amazon ormanlarındaki yerlere kadar gitti? Cem Bey çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Siz söylerken ben de bu dünya resmi istatistiklerini açtım. Şimdi ya bu ortada bir tuhaf bir durum var. Yani biz pandemi uzmanı falan değiliz. Onunla ilgili konuşmaya da benim haddim değil sağlık. Ama ben rakamlar üzerinden siyasi bir okuma yapmak istersek. Yani bir şey sorgulamak istiyorum. Elon Musk sorguluyor. Nedir bu kardeşim diyor. 4 test yaptım. İkisi negatif, ikisi pozitif diyor. Reddediyorum diyor. Bu işte diyor bogus ifadesini kullanıyor. Yani dümen dolap anlamında bir ifade bildiğim kadarıyla. Yani burada bu diyor. Katakulli. Katakulli. Aynen. Öyle bir şey kullanıyor. Şimdi sevgili abi bak. Kaç bizim rakam zaten TV100'de var. 60 milyon değil mi tüm dünyada? 60 milyon. Hasta ölüm var. Sayısı 1.4 milyon olmuş. 1.414. Şimdi Allah'ını seversen Cem Bey size de soruyorum naçizane. Total olarak bugüne kadar 13 milyon vaka Amerika'dan çıkmış. 60'ın 13'ü. Evet. Dünyada 190'dan fazla ülke var şimdi. Amerika nüfusu da öyle 4'te 1'lik bir nüfus değil. Böyle şeyde Hindistan'da 9,5 milyon 20 yaptı. Toplaya gidelim. Brezilya 6, Fransa 2,5, 2.1, Rusya 2.1, İspanya. Bunların toplamının hepsi açıklamıyor. 4'te 3'üne yaklaşıyor. Şimdi Çin'e geliyorum. Bizdeki rakamın da mesela 1,5 dolaylarında olduğu söyleniyor. Şimdi Çin'e geliyorum. Dün gördüm ben ona, baktım çünkü 68. sırada mı da ne bir yerlerde. Ne yapmış China. Olabilir Çin peki efendim? Hakikaten? China, evet. Hı. Çin'de bugüne kadar 85 bin kişi hasta olmuş. Çin'in nüfusu bu arada 1,5 milyar değil mi? Yanlış bilmiyoruz. Cem Bey, bugüne kadar şu an Çin'de kaç
vaka varmış biliyor musunuz? Biliyor musunuz? 10 mu? 100 mü? 4500, 4600 kişi hayatını kaybetmiş bu saate kadar. Biz bu falan onun diyorsun. Üstündeyiz bu aralarda. Biz şu anda üstündeyiz. Tabii. Total cases 1 milyonda 3 oran ölüm oranı varmış. 1 milyonda 3 ölüm oranı varmış. Ve şu an Çin'de toplam vaka sayısı eskilerle birlikte 300'müş. Yani yeni çıkan değil. Dün 6 kişi de çıkmış. Yani ya insanın aklıya dal geçiyorlar Cem Bey. Yani Çin'e mesela gidenler bilir. Çin dünyanın en hijyenik, en temiz ülkesi falan değil. O değil. Pekin'in iki sokak arkasına geçtiğin zaman ana caddelerinin dünyada nasıl bir sefaletin yaşandığına dair çok çarpıcı örneklerle karşılaşırsın. O nedenle ben birilerinden birinin yalan söylediği kanaatindeyim. Bunda büyük ihtimalle Çin olduğunu düşünüyorum. Ha böyle dediğin zaman bazen Çin büyükelçiler arıyorlarmış. Onu biliyor musunuz? Ülkemiz hakkında ileri geri konuşmanızı yakından takip ediyoruz diye yaptıkları da oluyormuş Ankara. Yani biz de burada defalarca sorduk hakikaten bu sizden mi? Böyle bir şey olur mu? Çin'de 6 vaka olur mu ya? Yani böyle bir şey olur mu şimdi? Bizim gibi yaşamıyorlar ama itiraf ederim. Yani hani maske meselesini Cem Bey gündeme getirdi ya. Batı'nın maskeyi anlaması ve takması 6 ay falan aldı. Yani ciddiye alması. Asya'nın veya Çin'in maske takması muhtemelen 24 saat yani. Takılacak dendiği anda takıldı. Ve kimse de maskesiz gezmedi. Hatta biz buradan dalga geçtik. Taksi şoförü adamı indirdi maskesiz diye bilmem nereden. Böyle despotik devlet mi olur? Ha, yani normal insan metotlarıyla çalışmıyorlar itiraf edelim ama... O zaman Dünya Sağlık Örgütü niye maske konusunu arka plana çekti? Çin hemen tedbirini... maskeyle aldıysa Mart ayında başlar veya hatta Aralık... Kalabalık, yakınlık. Hani Batı böyle yaşamıyor diye düşündüler. Ama bir dakika herhalde. Çin tedbirini aldı ama Cem Bey, Wuhan'daki o parti görüntülerini işte izledik burada beraber. Hatırlıyor musun? Maskesiz, evet. İç içe hala da öyleler yani. Ben Çin'le ilgili bölüme çok takmış durumdayım. Ciddi bir yalan dönüyor orada yani. Senin teorin peki var da saklıyorlar mı yoksa... Bilmiyorum. Yani mesela ağzı köpürerek... yerlere kendini vuran, hatırlıyor musun? Ölen insanlar vardı. Ben öyle bir görüntü bir daha görmedim. Yani ama bak şimdi bununla ilgili çok ciddi benim hastalığı geçiren arkadaşlarım da var. Sıfır semptomla geçirenler de var. Çok sigaraya içip, içki içip hiçbir semptom göstermeden yüksek yaşta olan tanıdıklarım da var. Gepe genç olup da hastanelerde mahvolup hiç hayatta sigara içki içmemiş sporcular da var. Doğru. O kadar ekstremlerin arasında dolaşıyorsun ki ve tabii ki dikkat etmek lazım. Ama insanlar bunları gördükçe enteresan bir ruh haline giriyor. Yani ben bunu normal vatandaş olarak anlatıyorum dediğim gibi. Değil mi? Siz bunları sorgulamıyor musunuz? Aynen. İşte yani oradan geliyor. Hastaneye 90 küsur yaşında gelip 2 gün sonra taburcu olanlar var. Trump nasıl 2 günde ayağa kalktı abi? Nasıl çıktı insan? 2 günde ya domuz gibi sağlam çıktı işte. Trump da bu arada girdi, 70, aldılar, 74 yaş, 72 evet. yaşında pardon. 74 pardon. Böyle bir şey olabilir mi? Peki Çin bundan hani bütün bu salgın önümüzdeki sene falan bir çekişimi aşısı mı? Amerika'da bu arada Çinliler biliyorsun yüksek sermayeyle düşen tüm şirketleri de tık 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 siz daha iyi bilirsiniz topladılar bu süreçte. Topladılar. Enteresan şeyler oluyor. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Şey Amerikan ordusu da bir filo daha gönderiyor galiba değil mi? Siz takip ediyorsunuz. Tak maskeyi kapa gözlerini şeklinde oldu bu iş. Dışarıda bir şeyler oluyor diye. Tabii tabii. Bence. Trump bu işin üstüne giderdi gibime geliyor. Yani... Ama Biden yönetimi nasıl gidecek bu konuda bilmiyorum. Benim öngörüm 20. yüzyılda soğuk savaş sıcağa dönüşmeden Sovyetlerle Amerika arasındaydı. 21. yüzyılda soğuk savaş Çin'le Amerika arasında olacak. Umarım sıcağa dönüşmez. Bir, ikincisi Çin bir Sovyetler Birliği değil. Sovyetlerden çok çok daha güçlü, üretken ordu olarak, askeri olarak, sayı olarak, ekonomi olarak Amerika'ya çetin ceviz olarak rakip olacaktır 21. yüzyılda diye düşünüyorum. Bütün bunlar dünya ekonomisine de etki ediyor. Çünkü Çin toparlanıyor ve dünya motoru olmaya artık yerleşiyor. Siyasette de Amerika geri geliyor mu? Cem Bey'e de Metehan'a da yorumlatırım. Kura bakıyorsunuz. Biraz bir sabah bir 8'in üstünü test etti. Birazdan Rahmi Hoca'ya sorarız ne oluyor, ne bitiyor diye. 95-51'lerdeydi 95-51. İki tane Fatih Tank Hoca'nın grafiği var. Bir onları vereyim. Ondan sonra da yavaştan ekonomiye geçeriz. Bugün siyaset de hareketli.
Bu grafik ne diyor? Bugünün mevcut koşullarıyla ve bugünkü parametrelerle bugüne ait toplam vefat sayısı 12.672. 54 gün sonra iki katına çıkabilir. Bu rakam dediğimiz gibi toplam vefat sayısı nasıl iki katına çıkabilir? Bütün bu trendler devam ederse, biz herhangi bir şekilde değiştirmezsek bunu, vefat sayısı iki katına çıkabilir diyor. Hastanelerin kapasitesi zaten artık %60-70'leri bulmuş durumda. Pek çok hastanede yoğun bakımlarda yer bulmakta zorluk çekiliyor. Bir tane daha var hocadan. Bugün itibariyle en acı verilerle karşılaştığımız ay Kasım ayıdır. Ortalama vefat sayısı grafiği ekranına paylaşmış Hacettepe'den Profesör Doktor Fatih Tank Hoca. Şimdi hakikaten bugün bilim kurulundan bir şeyler daha duyacağız benim tahmin ettiğim. Az evvel Mete Hanım da söylediği gibi muhtemeldir ki hafta sonu yasakları belki gün içine de serpiştirilerek devam edebilir. Aman siz ne olur evden çıkmayın, maskenizi takmayı, mesafenizi korumayı unutmayın. Biz de yavaştan şimdi bakalım ekonomi... Bir şey söyleyebilir miyim? Ankara'nın karar verirken bence göz önüne alması gereken şey, şimdi alacağım sert tedbirlerin maliyeti ne olur? Bu tedbirleri almazsam 3 ay sonra bana kaç para maliyeti çıkar? Ekonomiye bunun maliyeti ne olur? Yani bugün alacağım tedbirin maliyeti can yakacak olsa da 100 ise ama ben bu tedbirleri almayıp 3 ay sonra 500 maliyet ödeyeceksem, her makul insan veya hükümet bugünden bu 100'e katlanıp bu tedbiri almak zorundadır. Bunu sağlık kurulu mu, yüksek istişare kurulu mu, kim karar veriyorsa herhalde oturup düşünüyorlardır. Bu gariban düşünüyorsa. Bu herhalde Almanya'nın veya Fransa'nın kapattığı dönemde biz de kapatmaya başlasaydık. Onlar şimdi biliyorsun yumuşatıyor. Yumuşatıyor değil mi? Gevşetiyor birazcık. Dün açıkladılar. Yani o zaman kapatsaydık belki biz Kasım ayını... Bir de Kasım, Aralık hani yılbaşı ayları doğal olarak sokağa çıkılmaması zaten tavsiye edilen gün ama ekonomiyi durdurmamak şeyini, açmazını, tercihini nasip edeceğiz. Avrupa gerçi şeyi kapatıyor muhtemelen. İhracatı da azalıyor, tüketimi de azalıyor. Belli ki bizim oraya çok da fazla mal satmamız gerekmeyebilir ama ihracatı durdurmamak tabii belli ki temel kriter. Bakalım bugün ekonomide neler nasıl şekilleniyor? Dünden bu yana aktif rasyosu kararının etkilerini konuşuyoruz. Ama daha çok herhalde Sayın Arınç'ın istifasını konuşacağız. AK Parti'nin içinde ne oluyor? Sayın Bahçeli'nin çıkışını konuşacağız. Önce biraz ekonomi diyelim. Sayın Akşener'den bir faiz yorumu var. Bir de Birleşik Metal İş Sendikası'nın üyelerine yürümek isteyen işçilere bir müdahale var. Onları izleyelim. Milletimizin önüne Sayın Erdoğan'ın tabiriyle acı reçete kondu. Şimdi de durumu reform vaatleriyle idare etmeye çalışıyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Milletin derdi tencereyi kaynatmak. Akşener'in gündeminde faiz artışı ve ekonomi reform paketi vardı. Bu faiz artışı ateş düşürücüdür. Hemen tedavi başlamazsa piyasa tekrar faiz artışı talep eder dedim. Ne oldu? Dün doların tekrar 7.90'a kadar yükseldiğini gördük. Reform vaatlerinizin altının ne kadar boş olduğunu, samimi olmadığınız çok kısa bir sürede anlaşıldı. Kalıcı adımları hemen atın. Beni dinlemezsen daha yüksek faiz artışları yapmak zorunda kalacaksınız. Polis böyle uyardı. Virüs yasağını ihlal eden işçiler yürüyüş yapmak isteyince gözaltına alındı. Sendikalı işçiler ücretsiz izne zorlandıklarını iddia ederek Ankara'ya yürümek istedi. Polis barikatıyla karşılaştı. Tekrar ediyorum. Dağılmamanız halinde burada kalanların gözaltı yapacağım. Metal İş Sendikası üyesi 3 farklı fabrikada çalışan bir grup işçi yürüyüş yapmak için toplandı. Arkadaşlar bu saat itibariyle lütfen dağılın. Polis ekipleri korona tedbirleri kapsamında yürüyüş ve eylem yasağı olduğunu söyledi. İşçilerden dağılmalarını istedi. Dağılmayanları bu saatten sonra
gözaltına alacağım. Göstericiler direndi, yürüyüşe devam etmek istedi. Polis ekipleri ısrar eden işçileri tek tek gözaltına aldı. Evet, şimdi koridor yap, gözaltı işlemine başladık. Özel harekat polisleri virüs yasağını delen işçileri bir bir araçlara götürdü. Aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 95 kişi gözaltına alındı. Tabii bu haberin içinde eksik olan unsur bir özel şirkette metal fabrikasında çalışan işçilerin bir grubunun sendikaya üye olması sonrasında şirketin sahibinin önce onlara ücretsiz izne yollaması, daha sonrasında da sendikaya üye olmak nedeniyle yüz kızartıcı suç tırnak içerisine kapsamını alarak işten çıkartması. Onun üzerine işçiler yürüyor. Yani keyiflerinden sokağa çıkmış ve polisin karşısına geçmiş değiller. Hikayenin arkasında devlet de değil, hatırlatalım, özel bir sektör, özel şirket bu. Bütün bunlar hepsi aslında pandeminin etkisi. Büyük ölçüde de daha da görmeye devam edeceğimiz etkiler bunlar. Birkaç tane gazetelerde bugün ne var diye ona bakalım. Çok konuşulan futbol meselesi. Rıdvan Dilmen ortaya bir böyle pimini çekti, bıraktı. Ondan beri herkes onu konuşuyor. Futbola ve futbol yayıncılığına anladığımız kadarıyla yüklüce bir destek geliyor. Milli Gazete'den futbola var, vatandaşa yok diyerek biraz sertçe bir şey atmış. Cumhurbaşkanı talimatıyla 300 milyon lira farkı devlet verecek diyor. Rıdvan Dilmen'in geçen gün yayıncı kuruluşla ilgili yaptığı açıklama. Şimdi bu doğru yalanlanabilir, federasyon bir şey söyleyebilir. Biz de kayda geçsin diye bekliyoruz. Hakikaten. Nereden aldık? Hangi gazeteden? Bu Milli Gazete'den ama Rıdvan Dilmen bunu anladığımız kadarıyla yayında söylemiş. Arkası da böyle bıraktık, bekledik, yalanlama, tepki vesaire bir şey gelmiyor. Bir fark var ve yayıncı kuruluşu anlaşıldığı kadarıyla o ödenecek. Devletin kasasından ödemek ne kadar doğru? Öyleyse açık yayıncılık yapalım, hani bu maçlar başka yere geçebilir. Bir de kısa çalışma meselesi. Bendevi Palandöken'e 11'den sonra da sorarız. Dünyanın bugünkü manşeti. Bir de onu rica edeyim. Kısa çalışmaya yeni başvuru talebi masada. İkinci dalga kapanmalarından etkilenen esnaf sayısı 650 bini aşıyormuş. Bakın bu rakam önemli. Yarım milyonun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Sayın Palandöken belki ek tedbirler gerekir mi? Esnafa hibe desteği geliyor diyor. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın esnafın kira, elektrik, doğalgaz ödemeleri karşılığında hibe desteği vermek yönünde hazırlıklar olduğunu açıklıyor. Küresel markaların dahil olacağı farklı desteklerin de gündemde olduğunu söylemiş. Bunlar hakikaten devletin olumlu yönde atmaya gayret ettiği adımlar ama önce kapatmak mı gerekir, ne yapmak gerekir artık? Savaş tedbirleri yani. Öyle söze girerken lazım. Ben her alınan kararı öyle bakıyorum. Yani bir dünya savaşında aynen böyle tedbirler alınacak. Yalnız bir önceki videoda korona yüzünden yürütmüyorlarmış. Sanki koronadan önce polis el sallardı yürüyenlere. Buyurun canım. ne acıdır ki yollar yürümekle aşınmaz diyen değil adamı değil eleştirdiğimiz için Allah rahmet eylesin bin pişmanım. Bazı yönlerini eleştirdik. O günlerden bugünlere geldik. O haberde herkesin yasa ve anayasa ihlali var. İş adamının da var, polisin de var, işçinin de var. Düşünecek olursanız, Türkiye bu halde. Yasa, anayasa, kanun, uyan, uyan yok. Uymayanın da yanına kar kaldığı bir ülke. Bir Canan'a bağlanalım. Diyarbakır'da sevgili Canan Altıtaş. Aşı meselesi ilginç bir hani denemeler devam ediyordu gönüllüler havuzundan. Bir Diyarbakır'da bu kez anlaşıldığı kadarıyla bir şey var. Gönüllü grubu aşı oluyor. Canan dinleyelim senden.
Evet Ahu Özyurt, şu anda Dicle Üniversitesi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi gönüllülerin aşılanma işlemi başlamıştı ve bugün de Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde başladı aşı işlemleri. Şu anda Dicle Üniversitesi'nde iki kişi, Mehmet Cengiz ve Mustafa Kemal Doğan, aşı olmak üzere yerlerini aldılar. Burada sağlık görevlileri var ve onlar da Çin'den gelen inaktif SARS-CoV-2 aşısını gönüllü olarak yapacak. Diyarbakır'da günde 15 kişiye uygulanacak aşılama işlemi ve şu ana kadar 100'ün üzerinde istek var. Aşı olmak isteyen vatandaşlar gönüllü olarak 100'ün üzerinde başvuruda bulunmuş durumda diyebiliriz. Bildiğiniz gibi 12.450 gönüllü üzerinde denilecek aşı ve şimdiye kadar 800'ün üzerinde Türkiye genelinde yapılmıştı ve Diyarbakır'da da bugün başladı. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre günde 15 kişiye uygulanacak. Dediğimiz gibi ilk olacak aşılama işlemini ilk olacak kişiler ise Mustafa Kemal Doğan ve Mehmet Cengiz, burada birazdan başlayacak. Biz de Dicle Üniversitesi Hastanesi'ndeki haber takibimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonraki günlerde de yine gönüllü sayısının artacağına ilişkin yetkililerden bilgi aldık diyelim ve sözü size bırakalım. Canan'a çok teşekkür ediyoruz. Çin'den gelen aşının gönüllüler üzerindeki uygulamaları devam ediyor. Çin aşısı meselesi pek ürkütmemiş gözüküyor vatandaşlarımızı. Kolay gelsin Canan, çok sağ olasın. Önce sağlık çalışanları denediler, ondan sonra da şimdi vatandaşlar gönüllü oluyor. Ama aşı meselesi zaten dün de hocalar dedi. Yani bu dönemde aşı karşıtı olmamak lazım. Herkes Çin aşısı deyince şöyle bir soru işareti koyuyor mu? Ekonomi konusunda şeyin var mı? Kulağına gelen yorumlar, yeni açıklamalar. Ya ben şimdi bir arkadaşa aslında mesaj atmış. Geçenlerde yani şey de geldi. Bu zengin vergisi meselesi. Rusya da koymuş galiba. Yeni vergi Cem Toker'e sorarım da. Var mı bir şeyler? Öyle bir şey duymadım. Yok. Ama bu piyasalarla ilgili bu işte vergilerin ertelenmesi, esnaftan, piyasalardan çok ciddi şeyler var, şikayetler var. İnsanların zor durumda kalması söz konusu. Geçen gün bu işte vergiler, kiralar mesela, hani şimdi tekrar kısıtlamalar geldi. Bu yani kısıtlamaların bir bölümünden insanlar etkilendi. Bölümü etkilenmeyenlerin belki durumu daha iyi ama etkilenenlerin mesela kiralarla ilgili talepleri var. Biz diyor şimdi kapandı. Restoran sahibi adam. Tabii. Abi kapandı. Geçen dönemde bazı düzenlemeler yapılmış. Şimdi ne yapacak bu adamlar? Ne yapacaklar? İşte ancak işsizlik ödeneğine başvurabilecek. Onun dışında ne yapacak? Ya o kısa çalışma ödeneğinin miktarı da belli. Yani o insanların hayatını idame ettirecek kadar yüksek değil. Ve maalesef mesela restoran sektöründe kayıt dışı çalışanlar da var bazı yerler. Şimdi onlar için hayat durdu. Peki çoğu. Her gittikleri gün onların hayatını devam ettirmesinin işaretiydi. Şimdi gidemiyor, ne yapacak? Evde bekleyenler var. Kısmı memleketlerine dönüyor diye hafta sonunda Milliyet'te manşet vardı. Evet yani. Ama yani döndüğü memleketteki evinde tablo da parlak değilse ve bir süre, yani bir süre sonra yüzüne, içine, gözünün içine bakarlar, gitti ya. Çok zor hayat yani. O açıdan bu, yani gerçekten bunu yaşayanları dinlemek lazım. Hani bilim kurulunun bir gün bir lokantada çalışan bir garson arkadaşı dinlemesi lazım. Çok samimi söylüyorum. Ya da Sanayi Ticaret Bakanı ya da Hazine Maliye Bakanı. Onlar hiç duymayacağı şeyleri bir garson anlatabilir. Bir Merkez Bankası Başkanı öyle bir şey söyler ki en büyük profesörler, ekonomi uzmanlarının söyleyemeyeceği bir açıyı hatırlatabilir. Bunu ben hep söylüyorum. İnanır mısın? Çünkü hayatın içinden bir dokunuştur yani. Mecbur kalacaklar. Ben geçen hafta Ulus'ta mesela sobacılar çarşısı bir yukarıda bir yere gittim, o kalenin altındaki yerlere. Hayat çok farklı akıyor. Beklentiler, öncelikler, ekonomik değerlendirmeler çok daha farklı. Bir dinlemek lazım sokakları. Ne çünkü diyorlar? Sokaklar yani Türkiye'nin ekonomisi. Şey yani büyük ölçüde borç silmek. Yani borç silmek, vergilerle ilgili düzenleme. Bunun şimdi mesela bunu anlattığın zaman bazı yerlere şöyle diyorlar. Ya onu hep böyle her konuda istismar ederler. Yok ya, insanların durumu zor. Sıcak ekonominin içinde hissedersin samimiyeti. Öyle çok büyük holdingler ağlar mı ben onu bilemem ben. Orada ne kadar samimiler değiller onu anlamam. Ama belki de onların da sıkıntıları vardır yani, şey yapmayalım. Ama sıcak ekonominin içine, düşük ölçekli ekonominin ama Türkiye'nin omurgasını oluşturan o hareketin içine girdiğin zaman abi tablo çok farklı oluyor. Bazen yani tebdili kıyafet derler ya, değil mi? Orada yapıp bence o ekonomiyle ilgili şeylerin gezmesi lazım. Naci Ağbal bir gün bir tur atsın Ulus'un ara sokaklarında. Ki yapar yani. Naci Ağbal daha iyidir şeyden.
Ekonomide çok iş içine girmeyi sever. Bence bir gün bir baksın ya da Lütfü Elvan. Cem Bey, siz bu bir savaş hali dediniz. Hani eninde sonunda da bitecek. Hatta neredeyse biteceğinin tahmin edildiği tarih bile var. O zamana kadar hazırlanması gereken Türkiye'nin... Türkiye bu sene ne yaptıysa o yapacak. Para basacak, dağıtacak. Gene mi? Mecbur, ne yapacak? Tulumbada su yok diyen ben değilim. Yani vergi tabanı daraldı. Siz iş yerlerini, AVM'leri, sinemaları, onu bunu kapatıp sokağa çıkma yasağı getirdin. Uçuşlar, seyahatlerin durması, turizm gelirinin düşmesi de haklı olarak doğru. Yani bu partizan bir duruş değil. Bunu CHP olsa da her gün çıkıp sallıyorlar ama yani onlar da olsa ne yapacaklar? Yok, vergi kazanan yok ki vergi versin sana. Dolayısıyla tek çare kalıyor. Ha, şeyin faturası ayrı. Koronadan önce de ekonomi bir felaketti. Onun nedenleri ayrı. Tulumbada su kalmadı lafı koronada yokken ortada söylenmiş. 2 sene önceki laftı. Ama laftır. Perakendeciler çılgınca kar ediyor. Online'cılar deli gibi ettiğiniz para kazanıyor. Tamam, piyasa dönüyordu ama yine de yavaşlamıştı. İşsizliği düşünün. Merkez Bankası Başkanı'nın illa gidip milletle konuşmasına evet. gerek yok. Ara sokaklara girsin. Zaten halkımız da öyle yapsın. Yani var mı yok mu bakan ne dedi fayi yok. Ekonominin göstergesi kiralık ve satılık iş yeri ve konut. Ve onların piyasada kaç tane olduğu ve ne kadar kaldığı satılmadan. Ve sokağınızda, mahallenizde, semtinizde kaç iş yerinin kepenk kapattığı ekonominin en güzel gösterisidir, göstergesidir. TÜİK'in rakamlarına falan ben bakmam bile. Benim rakamım benim caddemde, sokağımda belli zaten. Türk halkı da öyle yapmalı. O size ekonominin durumunu ve işsizliği gösterir. İş yeri kapanıyorsa insanlar kapının önüne koyuluyor. Bu kadar net. İkincisi de çarşı pazar TÜİK'in rakamını boş verin siz bir kenara. 10.43 falan böyle saçma zaman rakamları okumam bile. Ben biliyorum ya, ben markete, pazara gittiğimde o filenin, torbanın kaça dolduğunu. Şimdi hanımefendi Meral Akşener diyor ki faizlerin artması gerek. Zaten gerçek enflasyon %30'ların üstünde. TÜİK'in bana bunu söylemesi gerekmiyor. Türk milleti biliyor zaten neyi kaça aldığını her gün. Senin şimdi faizler artmalı mı artmamalı mı? Ekonomi bilimini bilmeye gerek yok. Doğru. Cebinde 1.000 lira paran var. Bankaya yatırırsan önümüzdeki sene bu vakitler yaklaşık ne alıyorsun? 15.150 lira geri alırsın veya değil mi? 1.150 olur. Doğru hesaplıyorsam. Ha, sen bu 1000 liraya, 100 liraya doldurduğun fileyi 115 liraya dolduracağına inanıyorsan seneye bu vakitler git bankaya paranı yatır kardeşim. Faizler iyi demektir. Eğer 100'e doldurduğunu bugün, ben hayatın gerçeğini anlatıyorum. Yani ilim bilim öyle saatlerce konuşmaya gerek yok. Bizi dinleyenler anlasın. Ha, bugün pazara gittiğinde 100'e doldurduğunu, seneye en az 130'a 140'a dolduracağını bekliyorsan, o zaman bankaya yatırdığın para heba olur. O zaman faizler düşük demektir. Yükselse ilaç olur mu? Efendim? Yükselse ilaç olur mu? Yükselse tabii yani kısmen ilaç olur. Çünkü yani insanlar ne yapacak bu parayı cebinde? Ne yapıyor? Dövize gidiyor. Faize götüremeyen kredi alıp dövize gidiyor. Çünkü faiz düşük nasıl olsa. Döviz daha çok artacak beklentisi içinde olduğu için. Dövizin artması da enflasyon. Bir kere biz bu sarmala girdik. Kurtuluş o kadar kolay değil. Yani kimileri aha bak döviz düştü. Faizi bir arttı da faizin artması daha kötü haber. Doğru. Döviz seni bir günde etkiliyor. Faiz seni 6 ay sonra çok daha ciddi şekilde etkileyecek. Doğru. Kredi kartınla alışveriş yapmayacaksın. İş adamı yüksek faizli kredi alıp bir tane daha bakkal, pastane, dükkan açmayacak. Açmaması demek 10 kişiye daha iş vermeyecek demek. Yeni bir fabrika açmayacak. Çünkü her şey hesap kitap meselesi. Onun için yani ekonomide illa ilmi, bilmi, TÜİK'ti, oydu buydu bunlara bakmaya gerek yok. Sokaklar bize ekonomiyi zaten anlatır. O reform meselesi birdenbire çok
şey etmişti, rahatlatmıştı piyasayı geçen hafta hem faiz kararı. Şimdi valla sevgili abi ben hani Cem Bey bu işin tabii üstadı ama dün akşam bir toplantıya katıldım ben. Yani bayağı iyi ekonomistler de vardı, uzmanlar da vardı. Senin de yakından tanıdığın isimler de vardı hatta. Şimdi şu soruyu sordum. Ya 475 puan faiz arttırıldı. Piyasa faizine, politika faizi eşitlendi. Hatta fazla fazla da kondu üstüne. Daha önce de 200 puan olmuştu. Şimdi ben ekranın sağ altına, sağ tarafına bakıyorum. Baktın, değil mi? 7.90'ın üzerinde. Bir 8'i zorladı. Gece 8.03 oldu. Gördü, doğru. Yahu bu, dedim ki hocam bu nedir ya dedim. Hani ne oldu da dedim 7.60'dan bir anda 8'e geldi. Tabii. İndirene kadar Türkiye'nin göbeği çatladı 8.60'dan. Böyle dedim öbür ayda işte ne olacak? Öbür ayda hatırı sayılır bir faiz arası. Ya fark etmiyor ki dedim. Yani arttırıyorsun. Dolar düşüyor. Tekrar geliyor. Ve hiçbir şey olmasına da gerek yok. Çat diye geliyor. Ya dedi korkunç bir dedi borç var dedi. Dolarla ilgili eksiklik var dedi. Bütçeyle ilgili rakamla. Yani reformla birlikte dedi Türkiye'nin hızlı bir sanayi üretimiyle para kazanması ve bunu üretmesi lazım. Borcu çevirmesi lazım. Borcu çevirecek para yok dedi. Ama ekonomide çok özür dilerim bir cümle ekleyeyim. Tabii. Ekonomide ve yargıda reform dediler değil mi? Evet. İki ayrı paket. Ekonomide reforma gerek yok. Çünkü senin sorunun ekonomik değil. Senin sorunun siyasi ve hukuki, yargıya güven olmayan. Hadi bizim için afaki bir laf olabilir yargıyla ekonominin ne alakası var. Ama her yerde söylüyorum, izin verin burada da söyleyeyim. Türkiye gibi yönetilen, keyfiyetle yönetilen, hukuksuzca anayasa bir kenara atılarak 153. madde uygulanmıyor 1,5 aydır. Nedir? Anayasa Mahkemesi kararını. Ha. Peki bakın siz bile gündemden maddeyi düştü. Maddeyi bilmiyorum ya, doğru. Ama Anayasa Mahkemesi kararını. Anayasa Mahkemesi kararını bir alt mahkeme tanımıyorum diyor. 153. madde herkesi bağlar demesine rağmen gık çıkmıyor Türkiye'de. Siz her gün haberlerdesiniz bu konuları irdeliyoruz. Bakın siz bile, siz de belki kimsenin umurunda değil. Anayasa yok, Anayasa Mahkemesi yok. Anayasayla güvence altına alınmış hükümler yok ülkede. Siz buraya yatırım çekmeye çalışıyorsunuz. Bir banka böyle yönetilse götürüp paranızı yatırır mısınız? Hayır ama işte... Yine halkımıza sorayım. Böylesine ya bir gün 9'da açılıyor, bir gün 11'de açılıyor. Bir gün çarşamba müdür bey açmayın dedi, açmadık bugün. Faizi 10'da anlaşmıştık. Yok o geçerli değil artık yaptığımız sözleşme. Sana 5 faiz vereceğiz. Türk milleti, halkımız böyle bir bankaya gidip parasını yatırır mı? Yatırmaz. Yüksek faiz verenlere yatırdı hadi zamanında. Hadi Sudan bizden yüksek faiz veriyor. Hadi bozdurun dolarınızı. Çevirin Sudan parasına götürün yatırın. O kadar da kötü değiliz ama Cemre. Ama öyle biz o gruptayız. Biz Nijerya, Venezuela, Arjantin falan filan. Hadi yüksek faiz bozduralım dolarları götürelim oraya yatıralım. Biz bunu demiyorsak batılı, Türkiye yüksek faiz veriyormuş bozdurayım euromu dolarımı TL'ye geçeyim yüksek faize yatırayım bir sene sonra. Lan çeker miyim çekemez miyim? Diyorsa buraya yatırım gelir mi Ahu Hanım? Şimdi ben dün işte o notlardan da baktım da. Ama son bir haftadır para giriyor. Nereden giriyor? Nasıl dedi, geldiğini de göstereceğim. Sonra taksiyle yani, gelen paralar var. İşte dolar insanların esas ekonomik olarak moralini bozan belki birinci dereceye belirleyici değil ama çok önemli aktör. Çünkü her şeyin maliyetini arttırıyor. Doğru. Döviz fiyatları. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani hocanın söylediklerinden aldığım not. Yani teyide tabii muhtaç ama önemli bir isimdir. Net döviz rezervleri -46.6 milyar dolar. Evet, dün Emre Hoca da söyledi. Son 1,5 senede döviz rezervlerinden 6.4 milyar dolar satıldı. Dolayısıyla dünyada eksi döviz rezervine sahip Merkez Bankası riski var Türkiye'nin. O açıdan bu doların güçlenmesi, yani Türk lirasının güçlenmesi anlamında dolar ve euro karşısında en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz rezervlerinin nasıl artırılacağına dair ilişkin program ve hedef güvencesi verilmeli. Yani faiz arttırıyorsun, arttırdın geri geliyor. Yani kaybediyorsun, arttırdın da kalıyorsun. Bir de elinde faiz kalıyor kucağında. Doğru, kısır döngü. O sırada dolar tekrar eski 8.50 oluyor. Bir de arttırıyorsun, 7.50 daha düşürdüm diyorsun. Bir daha 8.50. Bir 4 puan daha gelmiş kucağına. Böyle faizi saçma sapan bir rakama ulaştırabilirsin.
O nedenle bu faiz işte kur faiz kur sarmalından çıkıp böyle reformlar istiyorlar. O konuda da yapılan toplantılar önemli. Hani Lütfü Elvan, Naci Ağbal, ben Naci Ağbal'la ilgili şöyle bir şey duymuştum. Şimdi çok riskli görev. Yani yani ya var olacaksın ya yok olacaksın. Bak ya var olacaksın ya yok olacaksın. Ve burada Naci Ağbal normal Merkez Bankası Başkanı gibi de değil. Önemli bir figür olarak önce o belirlendi. Üzerine çatı inşa edildi dikkat edersen. Sonra Lütfü Elvan geldi. Beraber çalışacağı isim belirlendi. Şu bu. Ama Naci Bey gerçekten her şeye çok dikkat etmeli. Çünkü ya kahraman olacak ya da en büyük eleştirilerin altında ezilip çok ciddi acı çekecek. Bunları herhalde biliyordur. Bu hareketlilik anlaşıldığı kadarıyla tahmin ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen briefingde de yani bu önce biraz yükselebilir. Enflasyon da biraz yükselebilir. Ondan sonra kademeli olarak indirmeye gideceğiz ama önce bir toparlayalım. Ama reformlarla değil mi onu diyorsun? Evet. Yani istenen tabii hukuk reformu, siyasi reform hala var mı onları da bilmiyoruz. Niçin o çok zor Avrupa Birliği ülkelerinde Amerika'da Merkez Bankası Başkanı bir parti genel başkanından bağımsızdır. Da Türkiye'de böyledir. Veya 3. Dünya ülkelerinde buna benzer uygulama. Yani bu adamlar aptal mı? Niye bağımsız yapmışlar Merkez? Bugün seni görevden aldım, yerine seni getirdim. Ertesi gün seni aldım, sen benim sözümü dinlemedin. Bir parti genel başkanı teknik olarak. Bu niçin böyle? Dönünce konuşalım mı? Bir reklama gideceğim ama iki tane küçük haber vereyim. Biri Sözcü'den. Çiftçimiz, yarın biraz daha detaylı açacağız bunu süt özelinde. Çiftçimizin biraz sıkıntısı var. Traktörlere haciz gelmiş. İlaç ve mazot aldılar. Hatta hakikaten bu süreç tarımın uçacağı dönemdi. Hatırlayın Mart, Nisan aylarında. Dedik ki hani toprağımız kıymetli, beslenebilmek önemli. Tam da tarıma yatırım yapacağımız dönemler. O yaz dönemini doğru planlayabilsek belki biraz daha rahatlatabiliriz çiftçimizi. Hala o şansımız var. Biri de dünden kaldı. Dolar meselesini düşününce bu haberi veriyoruz hep. Taksici kahraman olmuş. Olur tabii normal. Taksicilerin gururu diye veriliyor haber. Bir çantada 300 bin euro gelmiş havaalanında. Laleli'de bir otele gitmiş şeyde taksicinin müşterisi de. Şimdi diyorsunuz ki yani normalde havaalanında 1 gram dolar fazla girse, 1 gram bir şey girse hani kontrol eden ülkeler var, devletler var. Bizde 300 bin euro çantayla gelmiş, sisteme girmiş. Artık onu herhalde MASAK takip ediyor. Belki deklare edilmiştir girerken. Öyle mi? 300 bin lira çantayla getirilebiliyor mu? Bunun sınırı yok mu? Var. Var. Kanun değiştirdiler. Valizle para getirmek serbest diye. Özgürlükler ülkesi. Gözümden kaçmış. Hadi hızlıca bir ara vereyim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ondan sonrası ondan 12'ye devam ediyor. Hemen bir bakalım sevgili Rahmi İncekara bu piyasaların seyri konusunda bize bir işaret verecek mi? Bol bol siyaset konuşacağız gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte ama ekonomi camiası ne bekliyor, ne görüyor? Yeniden yapılanma sürecinde işte ekonomi yönetimindeki değişiklik sürecinde Rahmi Hocam ne dersiniz, ne görüyorsunuz? Şimdi herkes diyor ki düştüydü yine çıktı. Bu günlük harekete bir miktar takılmamak lazım ama herhalde başka belirleyici faktörler mi ortaya çıkıyor? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Ahu Hanım. Cem Bey ve Mete Han Bey'e de aynı zamanda sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi şöyle söylemek lazım. Tabii ki ekonomi yönetiminin değişikliğiyle beraber aslında bir değişim rüzgarının getirdiği olumlu bir hava söz konusuydu. Buradaki en önemli konu şudur. Her zaman şöyle bir klişe söz konusudur. Piyasalar beklentileri satın alır, gerçekleşeni satar. Şimdi beklentiler noktasında bakıldığında değişen ekonomi yönetimini gereğini yapacağına dair beklentilerin oldukça yükseldiği bir dönemden geçtik. Ve bu da özellikle Merkez Bankası'nın politika faizine de yansıyınca aslında ilk etaptaki beklentilerin tamamı karşılanmış oldu.
Fakat iki etaplı olarak bu süreci ele almamız gerektiğini düşünüyorum. İlk etaptaki süreci atlattık biz. Yani sözler, vaatler, yapılacak olanlar hepsi ortaya konuldu. Bundan sonraki süreçte ise artık eylemin daha fazla ayyuka çıkacağı bir dönem bizleri beklemesi gerekiyor. Zira söylenenlerin yapılanlara dönüştüğü noktada yavaş yavaş sonuç almaya başlayacağız. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani şu anda baktığımızda piyasalar artık söylem kısmını tamamıyla ortadan kaldırdı. Eylemlere odaklandı ve eylemler üzerindeki konuları fiyatlamaya başladı. Biz bunu gördük birincisi. İkincisi de hakikaten finans enstitüsünün belirtmiş olduğu Türk lirasının adil değeri 7,5'tur şeklindeki açıklamanın da doğru olduğunu gördük. Nasıl gördük? Çünkü 8,5'tan kur hızlı bir şekilde 7,5'a geldi, oraya çarptı ve orada durdu. Yani demek ki 7,5 bizim için önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani 7,5'ı kırarsak biz daha düşük yönlü hareketleri konuşabileceğiz anlamına geliyor. Ne oldu derseniz açıkçası 7,5'a indikten sonra hala yerli yatırımcının kafasındaki güven ortamının tam oluşmadığını gördük. Üstüne üstlük bir de yabancılar satarken yerlilerin döviz talebinde bulunması bir anda kurun artışına sebebiyet verdi. Ve biz tekrar 8 seviyesini gördük. Buradaki önemli konulardan bir tanesi buydu. Bir diğer konuda bankalar, özellikle kamu bankaları açık pozisyonlarını kapatmaya başladılar Ahu Hanım. Buradaki en önemli parametre şuydu. Biz maalesef dalgalı kur içinde sabit kur uygulamaya çalıştık. Yani kuru hep bir noktada tutmak için Merkez Bankası'nın rezervinden sürekli olarak piyasaya kamu bankaları vasıtasıyla para sürdük. Ve yaklaşık bir yıllık kaybın 120 milyar dolar seviyesine kadar gitmiş olduğunu gözlemliyoruz. Ve şu anda Merkez Bankası'nın swaplardan arındırılmış olarak bakıldığında net rezervinin, yani likit rezervinin, piyasalara müdahale edebilecek olan rezervinin eksi 47 milyar dolar, 50 milyar dolar seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu konjonktürde açıkçası yapılması gereken en önemli şey Merkez Bankası'nın net rezervlerini kuvvetlendirmek olacak. Bankalarda baktığımızda açık pozisyonlarını kapatması aslında olumlu bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü açık pozisyonlarından dolayı bankalarda önemli derecede sıkışmışlardı. Bir de dün itibariyle aktif rasyosu kararı alındı. Aktif rasyosunun kaldırılması kararı doğru, fakat zamanlamasının ben açıkçası çok daha kısa bir süre içerisinde olmasını beklerdim. Yani en geç Kasım sonu itibariyle aktif rasyosunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bekleme etkileyecek bir şey midir Aralık sonuna kadar aktif rasyosunu devreye sokmama meselesi? Şöyle etkiler Ahu Hanım. Baktığımızda bankalara aktif rasyosu adı altında bir rasyonun tutturulması gerekliliği söyleniyor. Bunun için de bankalara teşvik edilen şey öncelikle kredi ver deniyor. İkinci tarafta kamuyla bono ve tahvil konusundaki kağıt alışverişlerine gir diyor. Parasal ilişki çerçevesi içerisinde. Bunu söylüyorlar bankalara. Ve yabancı para mevduat ve Türk lirası para mevduatlarının çok fazla alınması rasyonun tutmaması anlamına denk geldiği için bankalar özellikle mevduat kabul etmiyorlardı. Fakat şöyle bir durum var artık. Bizim politika faizimiz %15 seviyesinde ve hem kredilerin maliyeti artıyor belki, ama bizim bunu toparlayacağımız bir imkan var. O da Türk lirası mevduatlar. Aktif rasyosundan dolayı Türk lirası mevduatı kabul etmeyen bankaları bizim aslında özendirmemiz gerekiyor. Bu paydada yer alıyor. En azından düzenlemede, aktif rasyosunun düzenlemesinde Türk lirası mevduatlarını paydadan çıkartıp rasyo kapsamından en azından izole etseydik, daha fazla Türk lirasını aslında özendirseydik, insanlar hem DTH'larını, yani döviz tevdiat hesaplarını çözüp Türk lirasına geçeceklerdi. Evet. Hem de yükselen faiz nedeniyle Türk lirasını özendirerek kurlar yönündeki bir düşüşü de sağlamış olacaktık. Ama bu aslında baktığımızda yıl sonuna kadar pek mümkün gözükmüyor. Bu karar sonrasında açıkçası hemen devreye sokmuş olsaydık biraz daha etkili olacaktık, ama anladığım kadarıyla daha fazla kredi verilmesi üzerinde durulacak yıl sonuna kadar ve yine kredi mekanizması işleyerek bu yılın sonuna kadar bu seviyelerde götürmeye çalışılacak süreç anladığım kadarıyla. Yani burada devlet şöyle bir tercih mi yapmış, doğru mu anladım hocam? Bir ay daha kredi musluğu açık kalsın, döviz yükseldiği kadar yükselsin, biz onu zaten belli ölçüde kabul ettik mi diyor devlet anladığımız kadarıyla.
Yani yükselen faizler nedeniyle kredilerin de maliyetleri yükseldi aslında. Yükseldi, doğru. Baktığımızda şu anda Temmuz'daki gibi bir kredi olanağı söz konusu değil. Temmuz'da %7'ye kadar inmiş olan faizlerden bahsediyoruz. Şu anda bunun iki katı kadar faiz var. Hatta bankaların operasyonel maliyetlerini de koyarsak, krediyle ilgili olan giderlerini de koyarsak burada maliyetlerini de önemli derecede bir kredi faizinde de artış var. Yani kredi de şu anda kullanılabilir ve avantajlı bir noktada değil. Haliyle kredilerde biraz yavaşlama olacak. Üstüne üstlük bir de TL'deki o TL mevduatı özendirme konusundaki konu da ertelenmiş olacak bir miktar. Haliyle bankaları daha fazla mevduat toparlaması konusunda ikna edecek bir düzenleme yapsaydık, şu en azından yerlilerin döviz tevdiatı olan talebini de bir miktar en azından kırabilirdik diye düşünüyorum. Bu noktada aslında aktif rasyosu ile ilgili en azından şu TL mevduatlarını düzenlendirecek bir hamlenin ve özendirecek bir hamlenin yapılması bence şart. Onu söylemekte fayda var. Açıkçası bundan sonraki süreçte kredilerden ziyade biraz daha özellikle borçlanmayı belki arttıracak bir hareket ama özellikle vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı unsurların aslında biraz daha hibeler yoluyla sağlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Küresel borçluluk zaten çok ciddi anlamda artmış durumda dünyada. Evet. Yaklaşık 272 trilyon dolarlık bir dünya borcu var. Dünya gelirinin %364 oranında aslında farkı var. Yani borçlanma o kadar yüksek ki gelirin %364 oranında daha üstünde kalmış oluyor. Dolayısıyla bütün ülkelerin borçlanmış olduğu bir dönemde baktığımızda hiçbir ülkeyi neden kamu borcum var, neden bu kadar borçlanıyor diye doğru. sorgulamaz diye düşünüyorum. Haliyle burada tabii ki borçlanma, kamu borçlanmasının iyi olduğunu söylemiyorum ama özellikle bir tercih noktasında hareket edeceksek tüm dünya ülkelerinin de yaptığı gibi başta Japonya olmak üzere pek çok ülkenin kamu borcu çok ciddi artış trendinde hibeler yoluyla daha fazla belki borçlanacağız ama bunu vatandaşlarımıza ve işletmelerimize vererek ekonomiyi ayakta tutmamız lazım. Bu çünkü bir noktadan sonra bizim devlet açısından da kamu açısından da gelir haline gelecek. Dolayısıyla bu döngüde önce devletten vatandaşa ve işletmelere daha sonra da işletmelerden kamuyu besleyecek şekilde ekonomiyi ayakta tutacak bir bütçe anlayışının ve bütçe disiplininin devreye sokulması lazım. Çok tecrübeli iki tane aslında isim söz konusu Sayın Naci Ağbal ve Lütfü Elvan. Bu bütçe konusundaki gerekli düzenlemeleri en iyi şekilde yapabilecek olan tecrübeye sahip isimler. Ben önümüzdeki günlerde bütçe disiplini çerçevesi içerisinde vatandaşı ve işletmeleri daha çok besleyecek olan bir planın, bir teşvik paketinin de devreye girebileceğini düşünüyorum ve ümit ediyorum. Yani bu iş artık krediyle çözülmez. Hakikaten herkes hibe bekliyor belli ölçüde. Yapılırsa öyle yapılmasında fayda var diyorsunuz. Kredilerin geri dönmemesi durumunda ileride ne olur? Önüne gelene ver krediyi. Bak esnafı kurtarıyoruz, iş yerini kurtarıyoruz. Daha önceki dünyadaki örnekleri ne olmuş? Bankalar verdi, krediler geri dönmemeye başladı. Ekonomi yavaş, iş yok, iş yeri kapalı. O zaman ne olacak? Şöyle cevap vereyim. Özellikle bizim bankalarımızda çok önemli bir stres testi gerekiyor. Çünkü batık kredileri noktasında baktığımızda belki rakam %4,5 ama bizim komada kredi dediğimiz yani ölmemiş ama ölmeye doğru giden kredilerimizi de hesaba katarsak bu rakam hakikaten oldukça yüksek. Bankaların da bu borçları yüzdürebilmesi için aslında bugüne kadar düşük faizi kullanıyorlardı. Düşük faize yapılandırma imkanları çerçevesi içerisinde bu kredinin yüzmesiyle batık kredi sorunu engellenmeye çalışıyordu. Bu noktada aslında özellikle Mart ayından sonra biz öteleme konusunu ele almıştık. Ve bu ötelemelerle beraber aslında biraz daha hem vatandaşların hem de işletmelerin rahat etmesini sağlamıştık. Ben benzer bir hamlenin aslında bu dönemde de yapılması gerekliliğine inanıyorum. Çünkü hem bu bankaları rahatlatacak hamlelerden bir tanesi olacak. Tabii ki sorunları çözecek mi? Çözmeyecek ama bakıldığında kısa vadeli olarak bu borçların yüzdürülmesi ve ötelenmesi konusunda yapılandırılması noktasında atılacak her adım hem vatandaşları biraz rahatlattıracak hem de işletmeleri daha çok rahatlatacak. Zira hem işletmelerin maliyetleri ve kapanma, olası kapanma durumunu da devlete de düşünmek lazım. Çünkü bakıldığında belirli sürelik olan kapanmaların önümüzdeki günler itibariyle bizi tüm dünya genelinde olduğu gibi
önemli derecede ekonomik aktivitelerimizi sekteye uğratabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla sekteye uğrayan bir ekonominin önünde bakıldığında kredilerle beraber büyümenin artık pek bir anlamı kalmadı. Çünkü önemli derecede maliyet var ve bu maliyetlere de katlanılması söz konusu olacak. Burada yapılması gereken şey aslında ötelemeleri kullanmak, yapılandırmaları kullanmak ve bu kredileri yüzdürmek. Kısa vadeli çözümdür. Yine söylüyorum, uzun vadeli değildir. Çünkü 2008-2009'da bankalara devlet tarafından aslında önemli derecede bir enjeksiyon sağlandı sermaye konusunda. Fakat şu anda sağlanılmadı. Dolayısıyla aslında bankaların da sermayelerinin biraz daha kuvvetlendirilmesi noktasında adımların atılması gerekiyor ki bankaların da bu noktayı idare edebilmesi için. Haliyle hem vatandaşı düşünmek lazım, hem bankaları düşünmek lazım. Bir tarafta sağlık var, her şeyden önemlisi. Yani kapanmak gerekiyorsa kapanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kapanmamanın maliyeti kapanmanın maliyetinden çok daha yüksek olabiliyor dolaylı olarak bakıldığında. Bunu bir şekilde yüzdürecek olan aslında hamlelerin para politikası tarafında aşağı yukarı atıldığını ama maliye politikası tarafından da desteklenmesi gerekliliğini düşünüyorum ben. Az evvel Cem Bey de söylüyordu. Şimdi ben bir de şeyi sorayım. İkinize de sorayım ama Rahmi Hocam önce sorayım, sonra Cem Bey'e de. Dünyada o kadar çok para var ki bunlar gidecek bir yer arıyor diyor. Şimdi görüyoruz altına gitmiyor. Belli sebeplerden dolayı altın geriliyor. Bizim gibi gelişmekte olan piyasalara da gitmiyor. Bu para nerede Rahmi Bey? Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ve Türkiye'ye gelebilmesi için gerçekten hani yapısal reformlardan geçtik de adalet reformu vesaire yeterli olacak gibi mi? Ahu Hanım, sermaye mülkiyettir. Mülkiyeti de yargı korur. Yani baktığımızda tabii ki bizim reformlardan bahsetmiş olduğumuz üst çatı ana hatlarıyla adalet, hukuk, hak ve özgürlükler üzerinde. Mahfi Hocam'ın ve Emre Hocam'ın da kulaklarını çınlatacağım biraz bu noktada. Hı hı. Yapısal reformlar çerçevesi içerisinde olması gerekiyor ve bunun üst yapısı itibariyle bakıldığında tabii ki adalet, hak ve özgürlükler, eğitim konuları aslında ön plana çıkıyor. Baktığımızda en önemli konu şu: ekonomi hiçbir zaman neden olmamıştır. Ekonomi her zaman sonuç olmuştur. Eğer ekonominizdeki taşlar yerine oturması için sizin üst yapınızı iyi bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla yapısal reformları tam anlamıyla işler hale getirirseniz tüm ülkelere para girişlerinin söz konusu olduğunu görürsünüz. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere önemli derecede bir parasal genişlemenin içerisine giren bir dünyadan bahsediyoruz. Euro bölgesinde de aynı şekilde mevcut benzer bir durum söz konusu. Özellikle Biden'ın resmi göreve geliş sürecinin başlaması ve istemiş olduğu 5 trilyon dolarlık bütçe aslında bütün dünyayı rahatlatabilecek olan gelişmelerin başında yer alıyor. Çin gereğini yaptı. Özellikle yoksul ülkelerin borçlarını erteledi. Bu aslında olması gereken bir hamleydi dünya geneli için. Şimdi sıra aslında Biden'ın teşvik paketinde. Eğer Biden'ın teşvik paketi de 5 trilyon dolar olarak çıkarsa hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe açığı ve dış ticaret açığı arttığı için parası değer kaybedecek otomatik olarak. Parası değer kaybeden Amerika Birleşik Devletleri açısından dolar endeksinin de düşmesi söz konusu olacak. Bu aslında bütün dünya ülkelerini rahatlatacak olan bir hamle olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu paranın sokulacağı alanlar özellikle güven aradığı alanlardır. Haliyle biz gerekli güven ortamını sağlarsak, gerekli reformlarımızı yaparsak, yönümüzün batı olduğunu, demokrasi anlayışı çerçevesi içerisinde devam ettiğimizi söylersek, koronavirüs vakalarında bile şeffaflık ve diğer konularda öngörülebilirlik çerçevesi içerisindeki adımlarımızı atarsak aslında sermaye zaten otomatik olarak bize gelecek. Tabii ki ilk etapta sıcak paranın gelmesi doğal, mecburiyiz çünkü özellikle kurları baskılama noktasında. Ama tabii ki bizim gönlümüz tüm ekonomistlerde olduğu gibi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelmesi, istihdam yaratması, ekonomideki çarkları daha iyi bir şekilde çevirmesi, bize de katkı vermesi noktasında olacak. İlk etapta sıcak para girişiyle başlanır, daha sonra yabancı sermayeyle devam eder. Ama biz yapısal reformlarımızı yapalım, ödevlerimizi yerine getirelim, bu noktada adımlarımızı atalım, ondan sonra beklemeye geçelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Vaktinize sağlık. Kolay gelsin. Sevgili Rahmi İncekara Skype ile bize bağlandı. Önemli uyarılar, önemli tespitler. Ama bu son sorduğumu ben sevgili Cem Toker'e de sorayım. Şimdi hakikaten piyasada para var. Piyasaya para giriyor. İşte
yabancı, özellikle yabancı bankaların baş ekonomisi. Türkiye'deki büyük bankaların, aslında onlar hepsi yabancı bankalar oldular artık. Maaşlarımızın yattığı bankalar falan. Bir iki tanesi hariç. Bunların hepsi işte her şey yolunda gidiyor, iyiye gidiyor ama şüphelendik diyorlar ve bir yanı insan da hakikaten Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmalarını dinleyip dolar yükseliyor hissiyatına kapılıyor. Doğru olabilir mi böyle bir şey hocam? Ben şöyle bir iddiada bulunayım. Mesela iki gün önce Erdoğan Bülent Arınç haklı deseydi, sadece bu kadar deseydi, söylemine tepki vermeseydi bugün dolar 20-30 kuruş daha ucuzdu. Öyle mi? Ben böyle görüyorum. Yani ama kimisi de diyor ki Türkiye'yi Bahçeli ve partisi yönetiyor diyor. Yani bunun siyasetten bunu ayıramazsınız. Rahmi Bey bir cümle etti. Devletin bankalara kaynak aktarması. Evet. Hangi ideal çözümü masaya koyarsanız koyun bu cendereden çıkmak için, bu kısır döngüden. Eninde sonunda sizin, benim, bu kanalda çalışan herkesin cebinden çıkacak bu para. Fakirleşeceğiz. Evet. Devletin kaynak aktarması demek, devlette para yok ki. Devletin parası sizin bizim verdiğimiz vergi. Yani bizden alacak, vergiyi oraya aktaracak. Yani bizi bizim paramızla kurtaracak devlet. Türk milletinin bunu kafaya yerleştirmesi lazım. Mühim yani olan gökten bu para gelmeyecek öyle aniden. İkincisi o Batı, evet, Amerika 5 trilyon dolarlık paket, Biden açacak, işte Avrupa Birliği para basıyor ya falan. Mesele bunu buraya çekebilecek miyiz, yoksa o paralar daha güvenilir limanlara mı gidecek? Şimdi cebinizde 1 milyon dolarınız var. Birisi sizden 1000 dolar borç istedi ama adam işsiz, güçsüz, avare, güvenilmez, adresi belli değil, bir gece orada erir. Şu adama para verir misiniz? Vermezsiniz. Bu kadar basit. Yani geldi 10 milyon dolar daha koydunuz cebinize, adam biraz daha para istedi. Vermezsiniz. Onun için Türkiye önce aynaya bakacak, demin verdiğim örnek gibi. Bülent Arınç'ın söyleminde bir sorun yok ki. Ama adam zaten Adalet Bakanı'nın söylediğini bir çıta yukarıya şey yapıyor. Bunu Erdoğan da eğer samimi ise hukuk reformunda, evet bu arkadaşlar haklıdır, bunları bir şey yapmamız lazım gibilerden. Küçücük bir işaret. Yani dengeli bir şey de olabilirdi. Ama MHP'ye muhtaçsan sen bu sözleri söyleyemezsin. Elinde ben o eğer deseydi ki Bülent Arınç, hadi kısmen haklıdır deseydi, dolar bugün 10 kuruş daha düşmüştü. Bu kadar net söylüyorum. Denesin görsün yarın. Peki CHP veya genel anlamda muhalefet bloğu Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemeli ve yalnız bırakmamalıydı diyenler var. Siz ne dersiniz siyaseten hocam? Hangi açıdan? Yani bu Arınç'ın çıkışı sonrası. Arınç'tan veya AK Parti'den ne kadar haz etmeseler de bu topu ortada bırakmamalılardı. Bir, bu fırsatı en azından... Ya bunu söylemenin yolu yordamı var. Yani Arınç'ın sicili belli. Refah Partisi zamanında yaptığı konuşmalar, dünya görüşü belli. Kozmik odaya giriş dönemi belli. Kadınlarla ilgili düşünceleri belli. Şeriat kanunlarıyla ilgili görüşleri belli. Ergenekon balyoz döneminde belli. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor diyen ben değildim. Bülent Arınç'tı. Doğru. Bütün bunları bir kenara koyarak sicili belli ama son çıkışında haklıdır diyebilir muhalefet. Şey kaybetmez. Çünkü zaten bütün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı uyacaksın ama sen kendi anayasanın hükmünü kendi ülkende kendi anayasanı uygulayan bir devlet değilsin ki artık. Öyle değil mi? Ha Cem Toker yalan söylüyor, uyduruyor desinler. İlkokul çocuğuna okutsak 153. maddeyi. Kadar net. Cemil Çiçek tepki verdi. Kısmen yanında durdu, kısmen eleştirdi. Bülent Arınç'ı, yol arkadaşını. Ama Cemil Çiçek'in kendisidir 2014 Ocak ayında anayasanın yargı bağımsızlığını garanti altına alan 138. maddesi ölmüştür diyen. Meclis başkanı iken bunu demiş. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Anayasanın bu en önemli maddesi. En önemli maddesi. Yani Türkiye Cumhuriyet'tir falan kadar önemli bir madde. Yargı bağımsızlığı maddesi hakkında ölmüştür diyor ve hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. O da unutuluyor gidiyor. Siyasete döneceğim ama hızlıca bir dış politika. Gemiye müdahale, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmeleri, haber turu ve sonra satır aralarında neler var hepsine bakalım. Arkadaşlar günaydın. Günler sağ olun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Karabağ'da Türkiye'nin bağımsız bir gözlem noktası kurmasına izin vermediği öne sürülüyordu. Bakan Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki Dağlık Karabağ görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya hükümetiyle, Rusya ile alan münasebetlerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor, yazışmalarımız devam ediyor. Bir muhtıra var, bu muhtıra ile ilgili onun ayrıntılarını belirleyici bir yönetmelik niteliğinde ki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veyahut da yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Alman savaş gemisi ve Yunan askerleri gıda taşıyan Türk gemisine durdurdu. Hukuk dışı bir arama gerçekleştirdi. Yani bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Doğu Akdeniz'de yaşanan skandal olayla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Cevabımızı sahada vereceğiz dedi. Cevabımızı sahada da vereceğiz. Onu açıkça söyleyeyim. Bu işin siyasi boyutunu, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Yani bu işin peşini bırakmayacağız. Seçiciler Kurulu'nda bir ilk yaşandı. İlk kez bir Türk delege seçildi. Öğrendiğimde tabii ki önce bir şaşkınlık geçirdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkanı belirleyecek 538 delege açıklandı. Demokrat Parti adına iş kadını Derya Taşkın görevlendirildi. Partideki yapmış olduğum çalışmaların en önemlisi bu. Çünkü bir gün içinde olmadı. Bir 10 yıllık bir geçmişi var. 10 yıldır parti içinde çalışıyorum. 25 yıldır Amerika'da yaşayan Taşkın, Seçiciler Kurulu üyeliğine getirilen ilk Türk kökenli Amerikalı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için New Jersey eyaleti adına 10 Aralık'ta oy kullanacak. Çok mutlu oldum. Bu kadar yılın emeğinin bir karşılığını almak da güzel verici ve onur verici. Sayın Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Ağırlıklı olarak Karabağ bölgesindeki son durum, muhtemelen oraya veya gözleme için gidecek olan Türk Birliği'nin pozisyonu, belki bölgedeki diğer gelişmelerde, Suriye vesaire de dahildir. Çünkü hatırlatalım, Suriye'de bir yönetim değişikliği, dışişleri kadrolarında en azından bir değişiklik görünüyor. Şimdi dönüp gelelim bir gemi meselesi. Özel gemiye müdahale, dün konuşmuştuk. Operasyon, evet. İrini Operasyonu diye geçiyor bu. Avrupa Birliği'nin güvenlik merkezi tarafından yürütülüyor. Resmi açıklamadan bir iki tane satır başı. Şimdi Türkiye çok tepkili. Sevgili Metehan Demir'e de soracağım ama uzun uzun, dünkünden sonra bir uzun açıklama yapıyor sözcü. Avrupa Birliği'nin deniz kuvvetleri gücünden, yani oradaki kaçak göçü, kaçakçılıkla mücadeleyi, kayıt dışı insan trafiğini falan gözleyen, buradaki sözcünün açıklamasından şöyle ikinci paragraftan dördüncü satırdan bir cümle, Birleşmiş Milletler kararlarına atıf var, arkasından Türk dışişlerine 4 saatlik bir ön uyarı verdik diyor. Arkasından hani deniz şeyi hukuku gereği, denizdeki pratikler gereği 4 saatlik bir ön şey verdik diyor, uyarı verdik diyor. Arkasından bu İrini operasyonu kapsamında bu 4 saati 1 saat daha uzattık. Hatta bir önceki sayfayı tekrar rica edeyim Altucuğum, çünkü orada bitmemişti daha işim.
Hatta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği aracılığıyla onların talebiyle bir saat daha ek süre verdik diyor. Şimdi belli ki kanal işlemiş, Türkiye'nin hani operasyon gereği gemide arama yapmak istediklerini duyurmuşlar. 4 saat önceden haber verilmiş Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği. Ya bize bir saat daha verin demiş, öyle anlatıyor sözcülük. Ama karşı taraftan yanıt gelmemiş. Bunun üzerine operasyon başlatılıyor. İkinci slaydımı rica edeyim. Hani olabildiğince profesyonelce yönetildi. Herhangi bir sıkıntı yaratmamaya gayret ettik vesaire. Türkiye gecikmiş bir şekilde diyor, resmi olarak izin vermediğini duyurdu diyor. Onun üzerine de biz aramayı durdurduk diyor. Bunlar işte Avrupa Birliği'nin Libya'ya silah ambargosu kararı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı ve 2526 sayılı kararları gereğidir diyor. Ve bu kararlar Birleşmiş Milletler'in üye ülkelerini de Türkiye Cumhuriyeti'ni de bağlar ve bayrak taşıyıcı ülkelerin de işbirliği yapması tavsiye edilir diyor. Şimdi belli ki Avrupa Birliği birazcık hani Türkiye'den gelen işte korsan şeylerine hukuki bir yanıt vermeye gayret etmiş. Bu aramanın normal bir şey olduğunu göstermiyor ama yine de Cem Bey önce siz başlayın sonra sevgili Mete Hanım. Ben kısaca bir şey soracağım. Üstteki paragrafta. Bir öncekinde mi bunda mı? Hayır bunda. Siz ne anlıyorsunuz? Türkiye izin vermeden önce ben geminin arandığını ve herhangi bir yasa dışı madde bulunmadığını anlıyorum şuradan. O zamana kadar aranan kısmında diyor. Yani Türkiye'den izin gelene kadar yapılan aramadaki herhalde bir yasa şey. Yasa dışı. Demek ki bir sıkıntılı bir şey bulunmadı. İzin gelmeden önce arama başlamış gemide. Ben şu cümleden onu anlıyorum. İşte bilmiyorum sizden. Bir önceki parak şeyde ekrana tekrar rica edeyim. 4 saat verdik diyor. Üstüne 1 saat daha verdik diyor. Roma Büyükelçiliği kanalıyla. Bunun üzerine gelmedi diyor. Hiç yanıt gelmeyince diyor, uluslararası anlaşmalar ve NATO prosedürleri gereği biz şeye başladık diyor aramaya. Aramaya başladık. Cevap gelmeden aramaya başlamışlar. Evet. Doğru anladım ben. Burada Sayın Akar'ın da dediği hani müttefiklik meselesi, NATO vurgusu oradan önemli. Belli ki orada başka bir prosedür işletmişler. Yani izin gelmeden şimdi, bekledik yeterince deyip. Siz bitirdiniz mi Cem? Buyurun efendim. Şimdi istirham etsem bir önceki slaytı tekrar alabilir miyiz? Bu ikinci demin hani üzerinde Cem Bey'in de konuştuğu. Bir sonrakini tekrar rica edeyim. Bu açıklamanın başı. Şimdi evet. Bu orta kısmı. Bundan sonra. The inspection was suspended later diyor. Şimdi burada bu arama, inceleme askıya alınmış. Türkiye resmen yapamazsın dedikten sonra refusal to grant a permission to inspect the vessel. Yani izin vermeyi reddetti falan filan. Vermiyoruz dedi. Evet. Onun üzerine operasyon şimdi burada bir kere öyle bir maddi hata yapmışlar ki kendilerini savunayım derken inspection zaten ilk inspection adımı Türkiye'nin izniyle başlamak durumunda. Önce durduruyorlar, bekletiyorlar. O sırada yazışma ve haberleşmenin olması lazım. Hadi bakalım ben çıktım, başlıyorum. Başladım. O sırada da sorayım bakayım Türkiye'den cevap gelecek mi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani bu bayrak gemisi, bayrak devleti denilen evet. Mesele biliyorsun dünden beri konuşuluyor. Bu daha önce de bizim karşılaştığımız bir mesele. Şimdi şöyle 16 saat sürüyor bu arama. Bu gemiye inip arama değil herhalde. Bütün 16 süreç. Saat. Arayacağız deyip haber veriyorlar. Giriyorlar. Yok gemide kalma saat. Süreleri 16 saat. 16 saat. 16 saat. Ben sana saatleri de vereyim. 18'de başlıyor. 15 saat 30 dakika özür dilerim kalıyorlar ve ertesi gün sabah 09:30'da gemiden ayrılıyorlar. Tamam. Gemiye ayak basmaları ve ayaklarını çıkarmaları tam 15,5 saat sürüyor. Hatta bunun 17:48 falan ben tam detayını da biliyordum da 18'e yuvarlanmış bu bilgi notunda. Şöyle altta da diyor ki Türkiye ayar veriyor. Bu diyor Türkiye sadece diyor tüm Birleşmiş Milletler üyeleri için bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kapsar bu diyor. Hani siz de bu kurallara uyun diyor. Orta paragrafta bak ne diyor biliyor musun? Operasyon işte diyor ki UNAFOR Med İrini İzmend Avrupa Birliği tarafından yürütülmektedir. To contribute yani mandatory şeyi otorizasyonu Avrupa Birliği veriyor bu İrini'ye. Roma merkezli operasyona. Birleşmiş Milletler tarafından verilen bir otorizasyon, bir yetkilendirme yok. Burada aslında
diplomatik olarak bir farklılık da var. Yani bunlar kendilerine durumdan vazife çıkarıyorlar. Yani Güvenlik Konseyi kararlarına evet, göre Güvenlik Konseyi bir... var, ben de böyle bir şey kurdum diyor. Şimdi o zaman evet. Türkiye'de ben de böyle bir şey kurdum deyip şey yapabilir. Şimdi buradan iki tane nokta var. Bu uluslararası askeri diplomaside de düşmanca hareket olarak kabul ediliyor tırnak içinde. Ve bu savaş sebebinin bir kademe altı. Yani gerçeklikleri açıkça konuşalım. Bu geminin içinde %100 silah olduğuna dair bunlara bir istihbarat gelmiş. %100 silah var. Yani inspection diyor ya, o başladığında ilk zaten ilk giriyorlar, doğrudan bildikleri noktalara iniyorlar. O sırada hani yazışmalar sırası. Yani elini attığında oradan bir tane atıyorum Kalaşnikov ya da bir top mermisi çıksa olay zaten orada bitecek. Yani yok haberleştim de şuydu bayrak devleti falan. Bir başka mesele, bu operasyonun askeri değil siyasi bir operasyon, siyasi amaçlı bir operasyon evet. olduğunu çok net olarak ortaya koyuyor. Ayrıca burada geçerli neden diyor. Reasonable ground vardı elimizde. Bu yani nerede yapmamız. Reasonable ground? Yok işte silah. Yani reasonable ground. Yanlış istihbarat. Yani. Ama reasonable dediği zaman bulmadık diyor. Seviyeyi çok arttırıyor ama reasonable diyor. Yani bu reasonable'ı da açıklamak durumdalar. Size bu reasonable'ı kim verdi diye. Tamam siz neye dayanır, hangi delille dayanarak bu hareketi icra ettiğinizle ilgili bir şey var mı? Yok. Reasonable de geç. İçinde silah yok. Nasıl reasonable? Yani bu açıklanabilir, ispat edilebilir bir delil nerede? Bunu Türkiye'ye açıklamak zorundalar. Yok. Teamüle göre normalde Türkiye'den Almanya'nın başta olmak üzere Yunanistan ve İrini Roma merkezde olsun. Zaten İtalyan fırkateynleri de var. Yunan fırkateynleri de var. Bu şey de yanlış anlaşılıyor. Özür dilemek zorundalar Türkiye'den. Resmen özür dilemek zorundalar. İkincisi Türkiye'ye şimdi bu reprisal dedikleri misilleme ve mütekabiliyet hakkını da veriyor. Yani bu saatten sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hani dün Mevlüt Çavuşoğlu sahada cevabımızı vereceğiz dedi ya, diplomatik mütekabiliyet açısından uluslararası hukuk çerçevesinde bir misilleme hakkı doğdu. Ne olur Türkiye belki bu misillemeyi hani göz göre göre hadi bakalım her gemiyi ben durduruyorum demez. Ama bundan sonra Türkiye rota olarak Libya'ya giden her gemisinin, ticari gemisinin rotası üzerindeki yolda bu seyri sefer istikametinde fırkateynlerini bulundurup bu gemilerine eskort eden bir duruma geçebilir. Normalde de gidiyorlardı. Yok bir yere işte kadar. Ticari gemilerde fazla olmuyor. Bir şey sorabilir miyim? Almanya dünyada donanmasıyla ün salmış bir ülke değil. Akdeniz Fransız gemileriyle, savaş gemileriyle kaynıyor. Avrupalıların bu aramayı bir Almanlara yaptırması, Fransızlara yaptırmak yerine doğru. bir Akdeniz'de sıcak çatışma istemediği için Almanlarla Türkiye'nin daha farklı ilişkisi olduğu için yapılmış olabilir mi? Şöyle, Almanya Türkiye'nin arasını bozuyor diyen çok oldu dün. Şöyle şimdi burada dün Savunma Bakanı açıklaması da var. Orada diyor sevk ve idare konumunda olan ülkenin komutanının duygusal davranması dikkat çekmiştir diyor Milli Savunma Bakanı. Burada Yunanlı komutandan bahsediyor. Bu bir fırkateynler grubu. Evet. Bu işte fırkateyn. Zaten EU Warship şeyiyle logosu şeyiyle geliyorlar tanıtım işaretiyle. Yani Avrupa Birliği savaş gemisi diye geliyorlar. Ve oraya geldiğinde Almanların aslında gemi kaptanı da diyor ki bizim bakın diyor uluslararası anlaşmalara göre böyle yapamazsınız diyor haber verilmek zorunda falan. Bunlar patır kütür giriyorlar. Doğrudan şeye depolara giriyorlar. Yani orada Almanların oradaki eri bile bu şeyi biliyor. Uluslararası hukukun neler yapılması gerektiğiyle ilgili maddeleri de biliyor. Ama ben şimdi size çok farklı bir açı vereceğim. Şöyle. Gemi Alman gemisi diye. Şimdi şöyle ya. Gemi Alman gemisi de komutan Yunanlı değil. Filo'nun komutanı Yunanlı. Alman gemisinin Hamburg isimli Alman savaş gemisinin komutanı Alman. Alman. Ona diyor ki sen git bu baskını sen yap diyor. Yani normalde Almanların değil mi Cem Bey her şeye kafası çalışır. Kardeşim bir dakika bunun kanunu var kuralı var. Bu inspection dedikleri şey küt diye biz başlayamayız. Gideriz ama uyarırız var mı yok mu diye sorarız. Türkiye ile irtibata geçeriz diye bizden çok daha iyi biliyorlar. Bizim gemi kaptanımız da biliyor ondan daha iyi biliyor. Senden benden iyi biliyorlar. Ama bak şimdi şöyle bir çalışma da var Ankara'da. Bu konteynerların uluslararası kayıt numaralarını almışlar. Her bir konteynerin detaylı fotoğraflarını çekmişler. Şimdi bak bu iş başka bir yere gidiyor. Tamam mı? Aç bakayım kapağı ne var diye. 15,5 saat o gemide sen ne arıyorsun ya? Her yerine bakmışlar geminin. Ve Türkiye'nin en saygın firmalarından bir tanesinin gemisi biliyorsun. İsmini söylemeyelim. Ama geminin taşıdığı konteyner konçimentosu ekindeki listeyle tutuyor mu tutmuyor mu diye
ona bakmaya başlamışlar. Şimdi de bilgileri istihbarata geçip istihbarat analizinden bu konteynerlerin daha önce hangi güzergahlarda kullanıldığı, silah taşıyıp taşımadığına çünkü bunların bir sicili var, geçmiş sicili var. Ona bakılacaktır. Çünkü büyük ihtimal ellerinde daha önce silah taşınmış konteynerlere dair istihbaratlar var. O konteynerlerle bunları karşılaştıracaklarmış. Ayrıca bu bilgiyi kaynağından yani tekrar teyit edecekler. Bunlar işte bu baskını yaptıran iftirayı artık ihbarı da demiyorum. İftirayı veren kaynakla bir daha teyit edecekler. Ama şüpheler Fransız. Bak dikkat et, bir ülke çok sessiz. Her zaman en çok ses çıkaran ülke bugün çok sessiz. Fransa. Bir Fransız istihbaratından kaynaklandı. Libya merkezi istihbaratının Paris üzerinden Roma'daki merkeze öyle bu bilgiyi mi gönderdiği yönde bir şüphe var. Olabilir. Çünkü bir gün önce Fransa lideri Emmanuel Macron parçaları bir araya getirdiğinde çok ilginç bir resim ortaya çıkıyor. Yine gitti Kuzey Afrika'da Türkiye'ye karşı söylemde bulundu. Afrika, yani şöyle dedi. Fas, Tunus, Cezayir o bölgelerde dedi. Türkiye bizim zayıf noktalarımıza çalışarak bize karşı dedi bir düşmanlık yaratmaya çalışıyor. Çok dikkat edelim Türkiye'ye ve Rusya'ya dedi. Bunları dedi Türkiye finanse ediyor, Rusya finanse ediyor dedi. Yani Macron'un açıklamaları yine o Libya, Kuzey Afrika ekseninde, yine o bölgede Cem Bey'in de dediği gibi bugüne kadar bu konuları sorguluyorlar ama sayısız Fransız gemisinin isyancı Hafter'e, ki isyancı yani Birleşmiş Milletler'e göre tanınmayan Hafter'e gemilerle silah götürdüğü ortada. O kadar silah nereden geliyor şeye? Nereden geliyor? Ve bunlara baktığın zaman özür dilemek zorundalar. Ve Türkiye bu misilleme hakkını dediğim gibi nasıl kullanır? Dün Çavuşoğlu'nun dediği gibi sahada kullanacağız diyor ama ben büyük ihtimalle burada artık fırkateynlerin olduğunu, hatta fırkateynlerle ilgili hazır ol emrinin bile verildiğini duyuyorum. Hepsine Allah kolaylık versin. Yani hiç dediğimiz gibi yani İyi olan şüpheliler Yunanistan ve Fransa. Sıcak bir şeye dönüşmemiş ama hani diyorsun ki Yunanistan ve Almanya bu işte Fransa'nın tuzağına düşmüş olabilirler veya... Öyle yani bir değerlendirme var. Çok ben, da şaşırtıcı çok olmaz. Da mantıksız görmüyorum. Yani Fransa, ya bir Fransa düşün, bir Macron düşün. Katar emirine gidiyor. Siz diyor Türklere çok para veriyorsunuz Erdoğan'a diyor. Onları krizden diyor. Pompeo da diyor. Ne var yani? Hayır, anlatıyorum şimdi ama bak Macron'u saymaya devam edelim. Bağdat'a gidiyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Türkiye'nin Kuzey Irak içindeki harekatları sizi rahatsız etmiyor mu? Beraber bir şeyler yapabilir miyiz diyor. Lübnan'a gidiyor. Buraya Türkler ve Suudi Arabistanlılar gelmeden biz gelelim diyor. Ermenistan'ı gaza getiriyor. Karabağ'da bir şey yapamadı. Madara oldu. Madara oldu. Şey oyuna da giremedi. Ama devam ediyor. Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderirim diyor. Rafael savaş uçaklarını göndermeye çalışıyor. Savaş gemilerini gönderiyor. Libya'da zaten yaptıkları belli. Suriye'de zaten yaptıkları belli. Yani her coğrafyada Avrupa Birliği'nde yaptıkları belli. Gidiyor Trump'a Amerika'daki görüşmede Türkiye'yi şikayet ediyor. S-400'e ilgili en büyük rahatsızlığı kendisinin duyduğunu, bir NATO üyesi bunu nasıl alabilir diyor ama kendisinin ülkesinin 2011-2012 yıllarında Rusya ile iki tane misral tipi savaş gemisinin Moskova'ya satılması konusunda anlaştığını unutuyor falan. Yani bunlara yan yana koyduğun zaman Macron çok sıkıntılı. Sevgili Aydın Sezer bir mesaj atmış. Bunun detayını hakikaten Ankara'ya belki bir süre soruşturmak da lazım. Resmi gazetede yayınlanan sözleşme gereği açık deniz aramalarındaki bildirim ve yanıt süresi 4 saattir. Doğrudur. Türkiye bu konuda öncelikle ihmal soruşturması, hani mesaj gitmedi mi, gittiyse nereye takıldı, ihmal soruşturması açmalıdır diyor. Onu hakikaten belki bir tweetle de bana tekrar eksiğim varsa sevgili Aydın Sezer. Aydın Sezer'e çok selamlar, doğrudur. Ama dışişlerinde mi takılmış kalmış olma ihtimali? Yok yani mesajla ilgili ben... Bir saat daha verin dediyse bir yere gitmiş o mesaj. Bir yerden sonra yanıt gelmemiş. Ama şimdi şöyle bir şey. Aydın Bey de biliyordur. Bu operasyonun başlamasındaki hata var burada. Anlatabiliyor muyum? O mesajların gidip gelişiyle ilgili açıklamalar yapılacaktır. Hani gecikme olup olmadığını bilmiyorum. Ama ilk operasyonu hiçbir şey söylemeden çıkıyorlar ve başlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O 4 saat meselesi hakikaten muğlak yani. Avrupa bir şey söylüyor. Ankara o 4 saatlik işareti aldı mı? Bu duruma, aldığında zaten iş başlamış mıydı filan. Yani bak bu durumlarda bir de ne ölçerler biliyor musun? Bu bir komple teorisi değil. Bu durumlarda bu rapid response capability dedikleri
acil müdahale kabiliyetinin ne kadar sürede gerçekleştiği. Doğru. Olayın olduğu yerin tam koordinatını biliyor musun? Bingazi'nin 160 kilometre kuzeyinde. Uluslararası kara sularında. Yani Türkiye oradan oraya ne şekilde, hangi yollarla ne kadar sürede müdahale edebilir? Rinde denendiği bir şey olabilir bu. Bu bir taktik deneme de olabilir. Anladım, yani. Anladım. Belki bir eksik bilgi varsa tamamlarız. Azerbaycan cephesinden ilginç haber, bir onu paylaşalım. Dün akşam tweet attı Sayın Abdülhar. Sabah itibariyle de yavaş yavaş doğrulanıyor. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e giriyor. Sınır hatları kontrol altına alınıyor. Kutlu olsun demiş. Kelbecer kritik bir yer. Bölgedeki etnik Kürt nüfusunda, o civarlarda, Laçin, Kelbecer, o bölgede bulunduğu bir yer. Şimdi orada bir noktada muhtemelen Rusya ile varılan uzlaşı gereği duracak mı, nasıl duracak, ona bakacağız. Bir diğer Biden etkisi var mı bunu Sayın Cem Toker'e sorayım. Galiba yeni birlikten aldım ben bunu. İsmail önemli ismi. Benjamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı, eski savunma bakanı, asker kökenli Benny Gantz, Hamas'la temasa geçmeye hazır oldukları mesajını vermiş. Gazze'de koşullar gelişebilir, yaşayanların koşullarını düzeltebiliriz. Direkt muhatap alabiliriz diyor. Aslında alıyordu galiba belli ölçülerde İsrail, ama orada da bir değişim rüzgarı var. O alttaki başlığı sonra ayrıca tartışalım. Koalisyon mecburiyetten yapılan bir koalisyon biliyorsunuz. Öyle mi? Ve koalisyon ortağı Netanyahu kadar şahin değil. Değil. Asker olmasına rağmen da, değil. O da tabii belli bir İsrail'deki platforma oynuyordur. Yani böyle ılımlı mesajlar vererek. Yine şeye bağlayacağım, hani AK Parti'nin içindeki Bülent Arınç'ın verdiği mesaj gibi ona falan. Bütün bunlarda Biden etkisi var mı efendim? Bence yani son var. Son 15 gündür Türkiye'nin yaşadıklarında. Türkiye'nin yaşadıklarında da var. Çünkü Biden kötü haber Türkiye için. Ben bunu pek çok yerde dile getiriyorum. Biden'ın 45-46 yıllık siyasi kariyerinde, bırakın Türkiye'ye yanında kalmayı, Türkiye lehine veya tarafsız kaldığı bir olay yok. Yani 70'lere dönelim. 72'de senatoya giriyor. Hemen 74 Kıbrıs çıkartması ardından Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun bayrakları. 80'lerde şeyin kıta sahanlığı konusunda daima Yunanistan'ın yanında. Ama artık siz daha iyi biliyorsunuz. Gelebileceği en yüksek yere geldi. Artık seçmene oynama derdi yok. Doğru. Doğru. Anthony Blinken'in dün fotoğraflarını verdik. 15 Temmuz'da meclisi geziyor. Biz burada diyor hata yapmışız. Türkiye'ye saplanan bir hançermiş diyor. Ya biraz daha bizi anlayan bir yönetim olmaz mı? Ben sanmıyorum. Obama döneminde de gördük Biden'ın duruşunu. Yani Obama döneminde siz de bilirsiniz o PYD, YPG'nin silahlanması... Doğru. On binlerce tır silahın verilmesi, hatta 2014 veya 15'te Beyaz Saray'da müşteri ol diyor Barzani'ye, sen de ben de bu yaşamımızda bağımsız Kürdistan'ı göreceğiz. Yani evet, konular değişebilir ama Biden'ın duruşu şey, tabii bir de basına sızan o New York Times'a mı vermişti o bir Erdoğan rejimi devrilmeli seçim yoluyla muhalefeti desteklemeliyiz falan lafı. Yani bu ülkede AK Parti'nin uykularını kaçırır, tüylerini diken diken eder. Çünkü Türkiye'de AK Parti'den daha iyi bilen bir parti yok. Mevcut iktidarın nasıl yıpratılıp, gözden düşürülüp yerine bizim istediğimiz adamların gelmesini 2002 yılında AK Parti biliyor. Beyaz Saray'da ağırlanmalar... Efendim Erdoğan'a parti kurdurmalar, işte o zamanki büyükelçiler, yani bunu ben demiyorum, Abdurrahman Dilipak söylüyor, Abdurrahim Karşıtı söylüyor. O cenahtan insanlar o toplantılardan haberdar oldukları, işte AK Parti'nin bir Amerikan projesi, ılımlı İslam projesi çerçevesinde, Büyük Orta Doğu projesi, eş başkanlığı falan filan. Onun için Biden AK Parti içinde, Türkiye içinde iyi haber değil. Tek iyi haber Biden'ın seçilmesinde benim için, benim gibi düşünenler insanların. Yani ne bileyim, özgürlükler, hukuk, burada vurguladığımız bir anayasal demokrasi, hak ve özgürlüklere saygı gösteren bir yönetim olması için bu açıdan baskı yapması ve şeyin de, Tony Blinken'in de Dışişleri Bakanı olarak bu yönetimde yer alması
O açıdan iyi haber. Hı. Ama diğer yanlarıyla baktığımız zaman, yani Biden'ın Güneydoğu'daki Kürt sorunu, politikası, Kuzey Irak, Kuzey Suriye ile ilgili görüşlerinin değişeceğini kesinlikle inanmıyorum. Ne dersin Ethan? Şimdi ben, valla şimdi en başından beri bir yoruma ben hiç katılmıyorum. O da işte Amerika'da ilk Kamala Harris'e, evet, işte ilk kadın başkan yardımcısı, ilk siyahi şu bu. Bir kere o Afro-American dedikleri Afrika kökenli siyahilerde. Amerika'nın ayrı kategorileri var, sen daha iyi biliyorsun. Değil. Yani baba nereli? Hintli mi? Jamaikalı. Anne Hintli. Ya o yüzden başka bir colored dedikleri galiba başka bir yerde. Ama brown. Sevgili abi, ben baktığım zaman Kamala Harris gelecekmiş de Biden çok yaşlıymış, 78-80 olmuş bilmem neymiş. Kamala Harris devralacakmış, Kamala Harris dönemi geliyor bilmem ne. Tamam, sonuçta başkan yardımcısı ama şimdi bakalım Anthony Blinken. Tabii, dışişleri bak. Üçüncü Obama dönemi. Üçüncü Obama dönemi. Sen de geçen şeyde konu. Yani, üçüncü Obama dönemi. Üçüncü Clinton dönemi. Hiç bunun lamacını yok. Çünkü Obama tüm kampanyayı yönetti, yürüttü. Mitinglerde konuştu, videolar yayınladı, aman oyunuzu düzgün kullanın. Arkada seçilen politika, renkler, fontlar, onların bak, hepsi Obama'da. Hepsi Obama ve Obama'nın geri gelişidir. Hiç bu, yani bak Allah'ını seversen bağlantılara bak şimdi. Gelirken not aldım bak şimdi. Anthony Blinken eski görevine Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı. Obama döneminde Sullivan var. O da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geliyor. O da Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı. Yalın Merkez Bankası'nın, o da Hazine Maliye'ye geleceği söyleniyor. Hazineye gelecek. O da o dönemden geliyor. Birleşmiş Milletler Daim Temsilciliğine yine Obama'nın en yakın diplomatlarından birini atıyorlar. Evet. John Kerry iklim danışmanı oluyor. John Kerry zaten biliyorsun iklim anlaşmasından Trump çekildi. Obama'nın imzaladı. John Kerry bunun mimarlarından da Obama'yla tam o işin başına getirdiler. Şey var, ulusal istihbarat Amerika'da çok önemli. Onun başına Avril Haines geldi. Haines'in eski görevine eski dönemde Obama'nın döneminde CIA başkan yardımcısı. Şimdi bu ne dönemi? Özür dilerim, Blinken'in bir görevi daha var Türkiye'yi ilgilendiren. O da yasama tarafında Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda, komisyonunun danışmanlarından. Ben, siz de geçirdiniz yıllarınızı orada. Senatörü tavlayacağına danışmanını tavla derler eğer bir şey istiyorsan. Çünkü senatörleri yönlendiren onlar. Ve Türkiye'nin bugün Amerikan Kongresi'nde temsilciler meclisi olsun, senato olsun, lehine konuşan duran bir tane dostu yoktur. İki demiyorum bakın. Bir tane ismini bilen bana göndersin. Yani 20-30 sene öncesine oranla çok farklı bir konumda Washington'da Türkiye. Özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. Farklı ve o yüzden 3. Obama dönemi olarak görmek lazım ama Biden'ın daha önce yaptığı açıklamalar çerçevesinde de Ankara ama tamamen yeni bir savaşa girmeyi düşünmüyor anladığım kadarıyla. Yani diyalog yolları üzerinden neler yapılabilir, evet, bir çalışma var. O çalışmanın detaylarını da biraz biliyorum. Bazı temaslar nasıl oluşturulur, nasıl bir diyalog yürütülür, onunla ilgili de çalışma var. Ama tabii şey, sevgili abi, bizim Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç biliyorsun. Hı. Serdar Kılıç'ın da bu arada orada çok da bence iyi, çok iyi bir diplomattır. Daha önce MGK Genel Sekreterliği, çok Beyrut Büyükelçiliği, Tokyo MGK'da Büyükelçiliği gibi. Hatırlatmış onu, iyi ki hatırlat. Evet. 7. yılı. Şimdi Washington'da biliyorsun eskiden kulakları çınlasın Nusret Kandemir ve Şükrü Elekdağ vardı. Onlar efsane süreler kalmışlardı 10 yıl, 10 yıl falan. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam, lütfen yanlışsa da değerli izleyicilerimiz düzeltsin. Rahmet Özal zamanında o zaman bir büyükelçi olarak orada bir röportaj veriyor. Hatırlıyor musun sen onu? Nusret Bey miydi? Pardon özür dilerim. Sayın Elekdağ. Özal is going mi diyor, bir şey diyor. Özal da o zaman şey demişti, hayır Elekdağ is coming diyerek bir açıklama yapmış. Yani siyaset öyle o zaman bir renkliydi. Belki de bir yani şehir efsanesi ama çok, evet yani. Uzun süreler kalmıştı. Serdar Kılıç da o süreye doğru yavaş yavaş gidiyor. Biliyor. Aslında dönme süresi geldi ama Washington'a şu an hangi ismin olacağı ile ilgili de çok bizim oradaki büyükelçimiz çok kritik. En büyük büyükelçiklerimizden bir tanesidir. Yani daha iyi biliyorsun. Yerine kimin geleceği ile ilgili Ankara'da da kıyametler, fırtınalar kopuyor. Öyle biraz mi? Da bir dışları kulisi verelim. Belki o mu gelecek? Bir sürü isim var. Hadi söylemiyorum ama hepsi
sık sık haberlere çıkan, gündem olan hem AK Parti'nin içinde isimler hem de dışlarından bazı isimler. Feridun Sinirlioğlu'nun dönme süresi bu arada geldi galiba bildiğim kadarıyla. Ve hala BMW'de mi? Tabii tabii. O da ağır top orada biliyorsun. Fena da olmaz ama hani Obama yani, döneminde Büyükelçilik'te görev yapmış iki numaralar, üç numaralar. Onlar çok iyi ekipler ama vardı. Ama sana şunu söyleyeyim. Türkiye'nin kendini en çok sıkıntıda hissettiği alanlardan bir tanesi ne? Tanıtım değil mi? Evet. Burada basın ateşelerine çok büyük rol düşüyor. Doğru. Turizm, ticaret, tüm ateşelerimize rol düşüyor ve ben mesela bu yabancı dil bilme şartı hala kaldırıldı ve düzeltilmedi mi bilmiyorum ama çok liyakatlı isimlerin oralara gitmesi lazım. Liyakat çok önemli çünkü Türkiye'nin derdini anlıyor ve onların özel bütçelerle desteklenmesi. Tabii, tabii. Ankara'da bilirsin Cem Bey, tüm büyük ülkelerin, büyük elçiliklerinin basın ateşeleri Türkçeyi bilir. Türkçeyi bilir ya. Yanlış mı düşünüyorum? Türkiye çok hakimdir, tabii. Sık sık ilişkiler kurar ve diplomasi ekibiyle de yakın temasları çerçevesinde bir kendi ülkeleriyle ilgili sorun olduğu zaman bak buna Çin, Almanya, Amerika, Rusya, Bulgaristan'ı bile sayarım. Fransa, İngiltere hepsi cin gibidir. Bizim kuvvetli ekiplerimizle oralarda Türkiye'nin kendini oradaki basınla irtibatlarında güçlendirmesi lazım. Çok doğru. Sonra çünkü yazı çıkıyor atıyorum bir gazetede. İşte canı cehenneme lalleri varsa ne münasebet, adam bana yakın olsun, ben yöneteyim. Çünkü ona istediklerini yazdırıyorlar ve Türkiye çok ağır darbe alıyor. Gerek var mı bizim ülkemizin böyle darbeler yemesine? O yüzden ben bu konuya da ayrıca önem verilmesi gerekiyor. Bendeki basın ateşesi hiçbir yabancı dil bilmediği için tercüman tutulmuş. Şu an bir şey daha söyleyeyim. Washington'da evet bombayı söylüyorum. Washington'da basın ateşemiz yok biliyor musun? Yok tahmin. Başka türlü o New York Times videosu öyle atlanmaz mı? Olur yani mu öyle şey? Ya basın ateşesi olmaz olur mu ya? Çok talibi çıkmıştır yani, karar hayır, verememişlerdir Ankara'da ama ben size yani bak iletişim başkanı da güzel şeyler yapıyor, iyi şeyler yapıyor. Ama bu konuya bir an evvel bizim valla Joe Biden yönetimiyle birlikte adımları Türkiye'nin atması lazım. Ben çok önemli görüyorum Türkiye'nin imajının anlatılması. Bunların eğitimi verilsin, iletişim başkanı da iyice eğitilsinler, ne anlatmalara gerektiğini söylesinler. Ve bütçelerle desteklen, yemeğe bir şeyler yapsın yani sosyalleşme. Hani hakikaten Obama Network'üyle temasta olan eski diplomatlarımız gerekçe açısından. Şimdi bak basın ateşeliği şeyi bitti. Çok uzatmayayım bir cümle. Basın ateşeliğinde hadi bakalım Ahu Özgürt bugün ne yazmış bizle ilgili. Çek abi fotokopiyi, ver faksa Türkiye'ye geç. Zaten 7-8 saat var. Artık ben New York Times'a aboneyim. Washington Post'a son dakika bir şey olduğu zaman alert sistemle. Türkiye'yle ilgili haber çat 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 bana zaten o saniye geliyor. O yüzden Ankara görüyor. Basın ateşiyle artık başka bir yere gidiyor. Tabii canım yani. Daha preemptive yürümeniz gereken bir iş yani. Evet, basın ateşesi olmaması demek. Demek ki Washington Post editorial nedir? Toplantısına siz tabii. Siz daha iyi bilirsiniz olacak. Ha, bir Allah kulu gitmiyor Türkiye'yi temsilen. Bir büyük bir ziyarette bulunmuyor. Bir New York Times'a, bir Los Angeles Times'a bu giden. Başka think tanklere havale. İşini iyi yapanları da tenzih edelim. Think tank bıraktı. Mercury bıraktı Türkiye'yi. Lobi şirketiydi. Evet bıraktı. Minicik bir ara sonra birkaç tane siyasi haberimizle döneceğiz ama gitmeden bugün önemli bir gün. Akşam da önemli bir kampanya başlıyor. Onun buradan işaret fişeğini, ateş böceklerini göstererek başlayan Birleşmiş Milletler Kadına Şiddetle Mücadele Günü 16 günlük bir kampanya böyle başlıyor. Birazdan biz de dönüyoruz. Kadınlara yönelik siber şiddete dur demek için 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya var mısın? Sıra sende. Sayın Arınç, nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi dönüyorsun? Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini savunmuştu. Arınç, Osman Kavala da serbest olmalı demişti. Bahçeli, Arınç'ı hedef aldı, sert ifadeler kullandı. Sarhoşçu Osman Kavala ile terörist Demirbaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklıktır, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın kitabını öneren Arınç'ın terör propagandası yaptığını savundu. Devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil, terör propagandasını alenen milletimizin gözü önünün içine baka baka yapmıştır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır.
Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin saldırısıyla şehit olan Yasin Börü'ye, Eren Bülbül'e, 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Emzikli bebeklerin öldürülmelerini nasıl anlatacaksın? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? Sayın Arınç, nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tahliye olmalı dedi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli tepki gösterdi. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktır, ihanete yataklıktır. Birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılma talebini iletti. Erdoğan talebi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Arınç'ın istifa talebinin kabul edildiğini duydu. Terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Arınç istifasını Twitter üzerinden yayımladığı mesajla duyurdu. Açıklamasında 22. dönem meclis başkanı unvanını kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim. Açıklama yapmışlar. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını inşallah kaldıracağız diye. Bu cümleleri kurdu. Sonrasında kızdı, sinirlendi, kürsüyü yumrukladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekelerine sert tepki gösterdi. Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. Vatan hainisiniz. Evet, bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Sizden mi korkacağım ben? Söyledim, yine söylüyorum. Bir canım var, memleketime feda olsun. Bayrağıma feda olsun, vatanıma feda olsun. Sizden asla ve asla korkmayacağız biz. Al onu ya, al geçici olarak, al geçici olarak. Hep birlikte dans edip kadın cinayetlerini ve cinsel saldırıları protesto ettiler. Polis sert müdahalede bulundu, 9'u kadın 10 kişi gözaltına alındı. Ankara'da 12 Aralık 2019'da Las Tesis dans etkinliği sırasında yaşanan olay sonrası o polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet personelinin yasaya aykırı olarak müdahale ettiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü savunmasında grubun yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmadığı kaydedildi. Kademeli olarak zor kullanıldığı belirtildi. Necati. Savcılık, kişilerin eylem yapmadan önce valilikten izin almaları gerektiğini belirtti. Polisin izinsiz yapılan eyleme yasaya uygun olarak müdahale ettiğini kaydetti. Olayda herhangi bir suç ve suç unsuru yok diyen savcı, şikayet edilen polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. Tam çözemedik. Dansla ilgili mi suç unsuru yok? Onları şikayet eden polisle ilgili mi suç unsuru yok? Çözemedik ama kadınların dansı bir süre daha devam edecek gibi. Bugün dediğimiz gibi büyük bir kampanya başlıyor. Hızlıca 3 tane haberim var. Sonra sevgili Bendevi Palandöken karşımızda olacak. Korku bitsin. Bu yıl 20 Kasım'a kadar öldürülen kadın sayısı 234. Rakam çok trajik ve artık can yakıcı bir hale geldi. Türkiye'de bunun
neden bu kadar dramatik büyüdüğünü sorgulama ve sorma zamanımızdır. Sayın İçişleri Bakanı erkeklere seslendi. İşte aklınızı mı kaçırdınız falan diyor. O değil yani, başka bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor artık. Yani iyi niyetle söylediğinin farkındayız. KADES gibi de bu uygulamayı yürürlüğe koydu. Ama arkası gelsin. Sayın Akşener dün hem siyaset konuştu hem o maskeyi taktı. Bu önemli, bir siyasetçinin o maskeyi takabilmesi. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula yazan maskeyle çıktı grup toplantısına. Üstteki siyasi mesajı da pas geçmeyelim. En büyük çözüm ucube sistemden vazgeçmek. İsrail'e vurguluyor iyileştirilmiş parlamenter sistem. En büyük yapısal çözüm partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçmek diyor Sayın Akşener. Bir de Kadınlar Cephesi'nden güzel haber. Sevgili Gülsüm Kağ, polis çopu yerlerde sürüklendi ama bu cinayetleri Türkiye'nin gündemine sokan isim artık BBC'nin 2020 yılı 100 etkili kadın listesine girdi. Türkiye'deki kadın hareketinin artık uluslararası bir boyutta kabul gördüğünün, desteklendiğinin ve takip edildiğinin ispatıdır bu liste. Bu listede önemli aktivistler var. Finlandiya'nın genç başbakanı olduğu gibi, Jane Fonda gibi önemli isimler var. Dünyanın pek çok yerinden aktivistlerin yer aldığı 100 etkili kadın. Jane Fonda da ne efsanedir hala, değil mi? Dimdik hala, kaç yaşında acaba? Yani 80'in üstünde herhalde, hala gözaltına alınıyor. Gururla öyle ellerini kelepçeliyor. O bir ara bir aerobik şeyinde o başlatmış değil mi? Tabii canım, aerobik mimarı yani herhalde. Mimarı tabii tabii, efsane ya. Vallahi. Peki Bendevi Bey hazır mıdır, bir sorayım yönetmenime. Hayır değil, o zaman biz iç siyasetle başlayalım. Sayın Arınç'a tepkiler ve sonra o zaman o iki tane şeyimi de vereyim. Siyasi haberimi de vereyim. Biri Sayın Arınç'ın ilkten ayrılmasının ardından bir başka kritik isim. Geçen hafta biz çok konuştuk ama yeterince konuşmamışız demek. Parlamenter sisteme geçiş yakın demişti. Mehmet İhsan Aslan disipline sevk ediliyor. AK Parti'nin kurucu isimlerinden. BBC'ye verdiği çok kapsamlı bir röportaj sonrası iş bu noktaya gelmiş. AK Parti'de çok nadirdir bu kadar kemik isimlerin disipline sevk ediliyor olması. Bir de Muharrem İnce'den dün akşam Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalar. CHP'yi düzeltemezsek yeni parti kuracağız. İlk defa parti ifadesini kullandı. Şehir şehir geziyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğru yapmışız. CHP de gezmeye başladı ama onlar deniz kenarını geziyor. Yoksul kesime gidemiyorlar diyor Sayın Muharrem İnce. Hala partisinin içinde, hatırlatalım. Şimdi hangisinden başlamak isterseniz ben sizi şöyle bir serbest bırakayım. Uçuş, siyasi uçuş anlamında. Ben sık sık Millet İttifakı'ndaki partilerden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş jargonunu söylemini duyuyorum ama siz bunun ne demek olduğunu, yani hangi yönlerini güçlendirecekler, neyi nasıl güçlendirecekler, eskisinden ne farklı olacak hiç tartışıldığını duydunuz mu? Yani benim hatırladığım iki isim, Meral Hanım bir şey atıyor ortaya. Bir kere de Selahattin Demirtaş bir kavram bir şey yazdı, yolladı. Yani kavram, güçlendirilmiş maddeleri de yazdılar ama tabii siyaseten tartışılmıyor milletin. Tartışılmıyor. Ben bilmiyorum neyi değiştirip de. Çünkü ben... Partili Cumhurbaşkanı en başta gelen. Başkanlık mevcut sistemi, başkanlık sistemi haline getirirsek Türkiye'nin pek çok sorunu değişir gibime geliyor. Türkiye'nin yürütme sorunu yok, yasama sorunu var. Evet. Yürüten zaten yürütüyor. İstediğini attırıyor, istediğini saldırıyor, istediğini atıyor, görevden alıyor, kararnamelerle onu yapıyor, bunu yapıyor. Eskiden de öyleydi. Meclis çoğunluğunu alan başbakan istediğini yapıyordu. Yürütmede bir sorun yok Türkiye'nin yürütmesinde. Yasamadaki sorun şu. Ne siz, ne ben, ne bu binadaki bir Allah kulu kendisini temsil eden adamı bilmiyor, tanımıyor. Kopuk. Ne o adam beni tanıyor, ne ben onu tanıyorum. Siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor. Siyasi partiler yasasında seçim yasasının değişmesi. Toplumda bize meclisin asli görevi kanun yapmaktır diye öğretilir. Halbuki benim bakış açıma göre meclisin asli görevi yürütmeyi denetlemektir. Ama bunu yapan bir şey, yasama yok. Siz hangi bakanın çağrılıp da otur kardeşim, hesabını ver. Sen devlet memurusun, bir görevi üstlenmişsin. Bakan makan, anlamam. Maaşını devlet sana veriyorsa
Sen sağlıktan sorumluysan bu rakamları niye sakladın? Soma niye patladı? Helikopter niye düştü? Efendim, Aile Bakanı 62 bin engelli olmayana Sayıştay raporu burada. Millet adına bunları sorup hesabını sorabilmem lazım. Yürütme böyle denetlenir. Ama Türkiye'de bu yok. Onun için diyorum ki Türkiye'nin bir numaralı sorunu yürütmediği yasamadır. Onu yapmak için de yasama güçlü olursa yürütmenin gücü, Erdoğan'ın gücü, Cumhurbaşkanı'nın gücü azalır ve dengelenir. Şu andaki meclis de bu söyledikleriniz yapmaya gayret ediyor efendim. Neden şey oluyor? Ediyor, bana sonuç verir. Bir tane verilen araştırma önergesi kabul ediliyor mu? Yok. Ama şimdi eğer bu meclis Türk milletini temsil ediyorsa, parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye'de olumsuz giden her şeyin hesabını bakanlardan sorması gerekmez mi? Demin saydığım, örneklerini verdiğim konular. Kadına şiddet, hayvanları koruma, niye çıkmıyor kardeşim? Hani konuşuyorlar, çıkıyor işte grup toplantısında. Bir tane canım var, veririm, bayrak, millet, Sakarya, Dumlupınar. Vay be abi, ne güzel konuştun Sayın Genel Başkanım. Tabii burada bitmez bu iş. Sokağa çıktı. Bakın, halktan ne kadar kopuk bir meclis var ya. Halkın sorunları ne? Meclis ne yapıyor? Efendim, baroların bilmem ne yasasını değiştiriyor. Ya sabahtan beri konuşuyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, korona, kapanan iş yerleri, kepenklerin inmesi. Adamlar barolar kanununu değiştirdik diyor. Böylesine halktan... Onun için diyorum ki Türkiye'nin bir numaralı sorunu yasamadır. Mercek altına alacaksa meclisteki siyasi partiler, muhalefet partileri önce bunu alsınlar. Bunun da bize göre, yani ben LDP adına konuşamam, bir resmi sıfatım yok ama 26 yıl önce koymuşuz. Dar bölge seçim sisteminin tartışılması lazım ki genel başkan diktatörlüğü olmaktan kurtulsun partiler. Halk kendisi seçsin. Yani Ahmet'i, Antalyalı Ahmet'i aldım, Erzurum birinci sıraya yazdım. Adam hayatında Erzurum'da onu tanımıyor, o Erzurum'u tanımıyor. Hiç olmazsa itiraz gelsin Erzurum il yönetiminden. Ya abi, burada Erzurumlu adam var, pırlanta gibi bir millet tanıyor, erişebiliyor. Bırak da bunu seçelim diyemiyorsun kardeşim mevcut sistemde. Tepeden inme getiriyor, onu oraya, onu oraya. Ondan sonra oraya da yazıyorlar egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Ha, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsa bu ülkede ne alırsan al, vergiden vergi alınır mı? Doğru. Ha? Sayıştay raporları gelirse mahvoluruz, duman oluruz. Denebilir mi? Bunu milletvekili söylüyor ya. Milleti temsil eden, milletin vergisinin hesabını verecek adam, verecek değil soracak adam yürütmeye, Sayıştay raporları gelirse duman oluruz deme cesaretini kendinde buluyor. Milletle siyaset arasında galiba böyle bir zımniyiz, ben sana karışmıyorum, sen bana karışmıyorsun gibi bir şey var. Siz vekiller bunun adına hesap sorsun diyorsunuz ama milletin de çok hesap sorma... Ben vekilden, vekil yürütmeden hesap soracak. İdeali budur. Doğru. Olmadı mı da tarafsız, bağımsız yargıya gideceğiz. Demokrasinin tanımı budur. Bu ülke, bunu yapan ülkeler zenginleşiyor. Bunu yapan ülkelerde korona yar. Ondan sonra da yazıyorlar. Abi bak, Almanya bu kadar vermiş, İngiltere bu kadar vermiş, yardım etmiş koronada. Onu, Yeni Zelanda şunu yapmış. Oğlum sen önce oradaki gibi seçmen ol da ondan sonra oraları imren. Bu kadar basit. Doğru. Seçmenimiz de eleştirilerden payını aldı. Alacak. Vallahi fırçaladınız herkesi. Seçmen seçiyor bunları. Ama Cem Bey bugün en çok Sağlık Bakanı'na sinirlenmiş. Çok kızmış değil mi? Evet yani biraz... Yani biraz... Hayır yani niye yalan söylüyorum? Ben kabullenemiyorum. Ben o kültürde değilim. Yani demokrasinin özü şeffaflık değil mi? Siz ikiniz de gazetecisiniz ya. Şeffaflık istemiyor musunuz? Doğrunun peşinde koşmuyor musunuz? Sizden bilgi saklayan siyasetçiye hedef almak istemiyor musunuz ama alamıyorsunuz? Korku imparatorluğunda. Bu arada Sağlık Bakanı da sonra bu ilk aşı hazır diye açıklama yaptı az önce. Türk ilk yerli aşı. Hı hı. Bizim aşı da o zaman yani şu Uğur Şahin hocanın
yaptığı BioNTech gibi, Pfizer gibi işte gibi aşılar mı? 6-7 tane deneme şeyimiz var galiba. Yürüyen proje var. Hmm. Ha, onlar da para bol, çok hızlı yürüyorlar. Çünkü çok hızlı teknoloji. Biz de yaptık yani. Biz de yapıyoruz. Cuma'da yaptık. Biz neden yaptığımız bilim adamlarını çok ön plana çıkarmıyoruz? Çıkarmıyoruz işte. Yani ben neden anlamadım bunu? Onu dün Kayahan Pala Hoca akşam söyledi. Yani araştırmaların bile Sağlık Bakanlığı izniyle yapıldığı. Tamam ama değerli hocalarımızı biz de tanımak istiyoruz. Uğur Şahin'e bak gurur duyuyoruz eşiyle. Ama ben el alemle Amerikalı doktorun ismini öğreniyorum. Başka yazıyorlar o buldu diye. Ben Türkiye'deki doktorlarımızın isimlerini de, bilim adamlarımızın isimlerini de öğrenmek istiyorum. Doğru. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru. Açıklasınlar, gurur duyalım ya. Bu ülkede iyi şeyler yapan aslan gibi insanlar var sadece sağlık, her alanda yani. Her alanda var. Aşıyı ilacı Sanayi Bakanı açıklıyor topluma. Onları da öğreniyoruz. Otosanayide mi üretiyorlar? Nedir aşıları? Ha bu arada yalnız bir konuda ben gerçekten tebriklerimi ileteceğim. Geçen anlattılar. Mustafa Varank... markasını söylemeyeyim ama bir hibrit sıradan bir araçla dolaşıyormuş. Bilmiyorum şey mi? Escort da normal bir yine arabaymış. Yani o hani şeylerden değil. Farklı sormuşlar geçen gün de bu onun bir törenine katılan bir şey iş adamı. Niye demiş ona biliyorsunuz yani güzel bir şey anlamında. Ya demiş bunlar daha iyi. Yani ben bununla devam ediyorum falan. Güzel bir şey. Yaygınlaşsın ya. Peki ama yani... Elektrikli bir otomobilmiş galiba bindiği de. Giderek de artıyor. Keşke devletimiz daha çok o şeye de girse. Güzel bir şey. Ucuz arabalar değiller itiraf edelim ama belki mevcutlardan... Bindiği diğerlerine göre çok ucuz, ucuz bir araba. Yani markasına söylemeyeyim. Bu markayı söyleme şeyini de anlamıyorum. Sanki ben söyleyince o markanın satışları Türkiye çapında patlayacak. Reklama giriyor. Rütük pay alacak ya reklamdan. Hayır şeyi soracağım. Yani dünden beri konuşulan MHP aslında bu sistemi kurdu. Herhangi bir şekilde değişmesini istemiyor. Sayın Bahçeli kilitledi bıraktı her şeyi. Böyle gitsin istiyor. Çakıcı'dan şeye kadar bu iş böyle. Hakikaten Ankara bu kadar şey mi? Yani artık siyasetin... Ankara çok gergin. Giderek de bu artık gerginlik gerçekten birçok psikolojiyi etkiliyor. Herkes gergin. Bak herkes... Hiç kimse eleştiriye tahammül edemiyor. Bahane buluyoruz. Her şeyimize bir bahane buluyoruz ama hiç kimse kendisiyle ilgili evet ya bu işin %10'u da benim hatam olabilir demiyor. Hiç kimse, başta demeli yani. Hiç kimse. Yani herkes mesela bir şey söylediğin zaman da öyle değil Metehan senin Ankara'da bilmediğin bazı şeyler var. Hep öyle o işler bildiğin gibi yürümüyor ki şeklinde şeyler söylüyorlar. Öncelikle hepimizin bir insan olduğumuzu. Zaaflarımızın, hatalarımızın olabileceğini ve hata bunu kabul etmemiz gerektiğini öğrenerek ve birbirimizi dinleyerek başlayacağız. Ankara'da dinleme yok. Çok keskin bu bıçaklar. Yani sen mesela ters bir şey söyle, o partinin artık sen bir numaralı düşmesin. Fark etmez. Bir gün önce o partinin iyi şeyleri deminen Cem Bey dedi ya, buna iyi söylüyorum. Buradan seçme... Yani öyle bir şey yok. Herkes çok fena. Hani, tarafını seç. Taraf bizim ülkemizin tarafı. Türkiye'nin tarafı yani. Bunu kim tartışabilir? Ama bunu konuşturamıyorsun bile. Bir araya gelmiyorlar. Hani diyorlar ya liderler ekranda tartışsın. Böyle bir şey yok. Yok. Yani. Alt kademeler. Çok küçücük bir aram daha var. Ama bu kez gerçekten Birleşmiş Milletler kampanyasının tamamını izleyin. Akşam başlıyor. Ateş Böcekleri hashtag ile. Kadınlara yönelik siber şiddete dur demek için 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya var mısın? Sıra sende. www.ateşböcekleri.info Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN Women. Epeydir bekletiyorduk sevgili Bendevi falan döken karşımızda. Şimdi bütün bu pandemi tedbirleri vesaire efendim biz sabah Dünya Gazetesi manşetinden verdik. 600 bin esnafı etkileyeceğine dair bu yeni kapanmanın. Şimdi sizin tavsiyeleriniz evet. Nedir? Kaynaklar da kısıtlı, hükümetin elinde de çok fazla yapılabilecek bir şey yok ama neyi ne kadar telafi edebiliriz ve ne yapmamız lazım? Birkaç dakikacık en azından tartışmayı başlatmış olalım. Yine önümüzdeki günlerde buluşup evet. Devam edelim. Başta size değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bu pandemi süreci esnaf sanatkar için gerçekten de zor günlerin yaşamasına neden oldu. Tabii dünya bunun etkisinde ama ülkemizde tabii tedbirler nedense biraz böyle geriden alınıyor. Esnaf sanatkara kredi vermek suretiyle
kredi sürecinin de hemen 3 ay sonra, 6 ay sonra tekrar ödemesi olan paralar. Bizim talebimiz nakit destek verilmesi. Tabii gelişmiş ülkeler gibi böyle 10 bin, 9 bin euro, dolar değil. İnsan yanında çalıştırdığı insanlarla. Esnaf, zanaatkar 2 milyonun üstünde iş yeri var. Bunların hepsi aile işletmeleri. Yani en küçük bir çay ocağında bile 3 kişi istihdam ediyorsunuz. Bir tane ocakçı olması şart. Bir tane askıcı. Bir tane de tabii orada parayı alacak veyahut da o işletmenin sahibi olacak. Yani 3 kişiyiz istihdam ediyorsunuz. Dolayısıyla işletmenin küçük ama bu tabii bir kahvehane ise burada en az 3-4 tane garson, çay, bulaşıkçı, ocakçı gibi. Yani esnaf sanatkar alınan tedbirlere harfiyen uymak taraftarı. Ama diyor ki biz 8 aydır ne yapıyoruz? Dayanamıyoruz diyor. Okul kantinleri, okullar tatil, kantinler açamıyor. Servis araçları perişan. Zorunlu olmadığı zaman sizler bile kuaföre, berbere gidemiyorsunuz. Dolayısıyla restoranlara, lokantalara gidişim çok azaldı. Gitmiyorlar. Dolayısıyla bütün birbirine bağlı sektör, 2 milyon esnaf burada. Biz 600 bin direkt etkilerini. Ben galiba Bendevi'yi kaybettim. Benim özür dileyim ve onu önümüzdeki günlerde... Efendim bir de Meral Akşener'in canlı açıklaması geldi son dakikada. Ben bunu telafi edeyim. Çok özür dileyerek sizden müsaade isteyeyim. Ama daha uzun konuşmak için ne olur sözünüzü almış olalım. Daha makul bir saatte daha uzun bir araya gelelim. Çünkü hem ses kalitesinde bir sıkıntımız var hem de bir canlı bağlantımız var. Ben özür diliyorum tekrar. Kusuruma bakmayın ama altın çizdiğin şey önemli. Artık desteğin, hibe desteğinin zamanı esnafımız için başlangıç olsun ve sözüm olsun. Tekrar özür dileyerek sizden müsaade isteyeyim. Ve birazcık sizlerden de müsaade isteyeyim. Bakalım ne kadar gideceğini bilmiyorum ama Sayın Akşener'e sözü bırakmamız istendi. Biraz bırakalım.